Merhabalar. Evet. Bilişim Sohbetleri Dört. dördüncü programımız olan yayınımıza hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Savaş Doğan. Ben Orhan Erikli. O zaman ben de Mimar Aslan olayım bari. Evet. Ol bari hocam. Bugünkü konumuz çizgi film animasyon yapımı ve Türk Kuvvetleri 1911 isimli ilk uzun metrajlı Türk animasyon filmi. Konuğumuz Şahin Derun Hocam. Şu anda bağlanmaya çalışıyor. Ben onunla ilgileneceğim. Mimar Hocam ve Orhan Hocam. Evet hocam. Bir Merhabalar. hafta siz devam edin. Efendim nasılsınız? Görüşmek üzere. Mimar Yani Hocam. valla Orhan abi sizi sormalı. Yani bütün datalar sizde yani. Bak bizde değil. Bu ses, bir saniye, ses yankısı var burada. Evet. Ne ki? Ses yankısı geldi. Geldi mi ses? Yok yok Ben şu anda her şey normal. okey. Ben YouTube'u açmışım da Yani siz Orhan abi bak aynı böyle olmasın hocam. Yani. hoşluğa dedim acaba ses geldi mi? Mimar ne Ya hocam haber? şimdi hocamız da gelsin bir soracağız da işte bu animasyonlar, filmler acaba bir nasıl oluyor bunlar hakkında bizi bilgilendirecek. Bunların yani bu altyapısındaki kullanılan programlardan inşallah söz edecek. Yani bunlardan yani birçok kişi bunları belki merak ediyordur. Hani küçüklüğümüzden beri bir duyduğumuz bir şey var. Ya bunlar hep bilgisayarla bir yapılmış falan gibi. İşte o bilgisayarla bir yapılan şeyler bir nedir? İşte inşallah onları birlikte konuşacağız. Bir de hocam, hocamız gelsin ben soracağım abi. Bütün filmlerde uzaylılar niye böyle de yani İngilizce bir konuşuyor abi? Ben bunu da soracağım yani bir gelsin. Sorarız. Birkaç benim de kafamda soru var. Ben de soracağım. Merak ettiğim konular var. Tabii hocamız gelene kadar biz muhabbeti devam ettirelim. Ondan sonra. Şimdi animasyon aslında biraz da tasarım işi. Gerçi hocamız kazısı daha güzel olurdu. O da hani dinliyor mu şu an bizi bilmiyorum ama. Ben şöyle bir giriş yapayım. Şimdi benim ilk yaptığım tasarım ilkokuldayken mimar şeydi. Ben bunu sana anlatmamıştım daha önce. Evet. İlkokuldayken el işi, iş teknik dersi vardı. Hani eskilerde, şu an belki dersin ismi farklıdır. Evet. İş teknik dersi tabii şöyle. Sınıf öğretmenim, 5. sınıftaydım ben o zaman. İlkokul 5. Sınıf öğretmenimle aynı mahallede oturuyorduk biz. Aynı sokakta oturuyorduk. Tabii bizim evin önünde bahçeli bir evimiz var bizim. Evin önünde ben şey yapmıştım. Bir tahtadan, tahta şey var ya, takoslar var ya. Hani marangozdan aldığımız küçük takoslar vardır. Evet. Onları böyle birleştirip beyaz yapıştırıcıyla tahta yapıştırıcısı bunları birleştirip farklı şekilleri bir robot yapmıştım ve bunları boyamıştım. Hey maşallah. Tabii şeyden etkilenmiştim. Voltron çizgi filmi var, halen de çok severim. Evet. Hatta geçen aradım bulamadım linkini. Arkadaşlar mesela Severek izliyoruz abi. Ailecek evet. izliyoruz abi. Arkadaşlar da varsa mesela linki bana gönderirlerse çok güzel olur, paylaşırlarsa. Şimdi ben çok severdim Voltron çizgi filmini. Oradan esinlenmiştim, tamam mı? Böyle bir çalışma yapmıştım, çalışma. Ve boyamıştım bu tahtaları, takosları falan. Böyle bildiğim bir Voltron yapmıştım ve gerçekten güzeldi ama. Hoş bir şey yapmıştım çünkü üzerine bayağı uğraşmıştım. Ben bahçede oynarken bununla, Evet. oynarken derken bunu biraz daha boyarken, biçimlendirirken falan yani hani çok da çocuk değilsin, 5 yaş, 5. sınıftasın da. O sırada bizim sınıf öğretmeni Fatma Hoca, Fatma Turan'dı galiba, neyse. Beni gördü. Orhan dedi, o ne ya dedi, elindeki dedi. Hocam dedim, yani öğretmenim dedim, işte şey, benim yaptığım bir çalışma, eser falan. Oyuncak yaptım kendime falan. Tabii çok beğendi. Getir bakayım dedi, nasıl bir şey yapmışsın. Baktı baktı, hangi malzemeleri kullandın dedi. Anlattım dedim, işte tahta da şudur budur. Falan dedi ya Orhan dedi bunu sınıfa getir dedi iş teknik ne iş teknik miydi iş teknik dersinde arkadaşlara da gösterelim bunun aynısını yapsınlar dedi bu model olsun dedi örnek olsun dedi ondan sonra sınıfta da sınıfın dolabına koyduk herkese gösterdik hoca anlattı Orhan dedi kalk tahtaya dedi kullandığın malzemeleri tahtaya yaz dedi yazdım böyle 4-5 tane malzeme
Sonra öğretmen dedi ki herkes bu malzemeleri edinsin. Ya bundan yapsın yani. Bu ödev oldu herkes için. Ben zaten yaptığım için hoca bana not vermişti zaten peşine. Vay vay. Ben böyle bir şey elimi sürmeden hani ama anlattım hani nasıl yapılacağını anlattım falan malzemeleri anlattım. Ondan sonra herkes bu şeyden yapmıştı. Ödevdi yani. Horan abi demek ki senin robotlarla ilgin öyle eskilere bir dayanıyor. Böyle bilim kurgu falan. Ya Voltron'dan işte esinlendim anladın mı? Yani insanlar bir şeylerden esinleniyerek zaten hep bir şeyler üretir ya. Hep böyledir yani. Bir şeylerden esinlenir. Zaten sadece bu değil aslında. Birkaç daha güzel örneğim var benim. Orhan abi de oyun, Orhan abi de bir robot. Orhan abi her hafta bak, bir şeyler şey de geliyor. Yok ben ciddi söylüyorum bak. Şimdi ben ne yapmıştım biliyor musun? Batman var ya, Batman karakterinin arabası var çok güzel. Siyah bir arabası var ya. Tabii biz küçükken de izlerdik hani Batman'i. Onun arabasını ben kartondan yapmıştım. Bildiğin böyle maketini yapmıştım kartondan. Ve siyah boyamıştım, şekilli yapmıştım. Yine böyle Karagöz Hacivat yapmıştım mesela. Ama bak dur şeyi söylerken Batman arabasını nasıl yapmıştım biliyor musun? Siyah kartondan yapmıştım, böyle güzel boyamıştım. Şekilli ama bir de şey bantla bildiğin bant vardır ya. Üstüne böyle bantlamıştım böyle. Maksat boya akmasın, elimize boya yapışmasın falan. Böyle parlak da bir renk şey parlak da oldu yani bantla yapıştırdığım için. Yani bildiğin boyanın üzerine bant yapıştırmıştım böyle sırayla böyle falan. Özüne özüne. Hocam işte, aslında Karagöz'de Hacivat yapmıştım. Arkada böyle şeyleri var. Kartonlar tutuyorsun böyle oynuyorduk yani böyle kendilerimizle. Ya şimdi Orhan hocam hani bir bilişimcinin hani bir kalkıp da böyle hani çizgi film işte hani onlara bakması hani bu sonda bildiğiniz gibi bir böyle hani işte hani üç boyutlu filmler var. Hani bunlara böyle baktığımız zaman siz ne düşünüyorsunuz? Mesela işte eskiden hani böyle iki boyutlu biz filmler işte izlemiştik. Şimdi böyle işte üç boyutlu olunca acaba sizin yani çocuklarınızın da hocam böyle bakış açısı bir nasıl oluyor hocam? Ya şöyle aslında tabii konumuz olsa keşke dinlese de ya ama dinler belki dinliyordur. Şimdi şöyle Mimar ben 3 boyutlu filmi yıllar önce bir sinema filminde işte izlemiştim de orada bir şey aldım. İlk hazzı oradan almıştım böyle an hoşuma gitmişti 3D film. Arkasından böyle şey yaptım. Evet tabii 3 boyutlu bir TV almıştım. Plazma TV, Smart TV vesaire. Neyse, orada tabii 3 boyutlu. 4 tane de beraber yanında 3D gözlüğü var. Bizim çocuklar, 2 tane çocuk var ya bende. Onlar diye işte hep beraber izledik ayrıca. İşte animasyon filmlerini, işte 3D filmleri falan. Sesim az geliyor olabilir. Şöyle şey yapayım. Evet. Bayağı güzel bir şey yani 3 boyutlu film olayı. Ve gittikçe de bu sektör aldı başını gidiyor. Yani hocam aslında hani günümüzde sinema sektörüyle hani bilgisayarla yapılan filmlere bir baktığımızda aslında bunlar hani birbirine çok yaklaştılar ve aslında bilgisayarın işin içine girmediği bir sektör hemen hemen bir kalmadı. Öyle değil mi hocam? Kesinlikle. Zaten teknoloji kullanılıyor şu an. Her yerde, bütün sektörlerde teknoloji kullanıldığı için özellikle sinema sektöründe zaten kullanılıyor. Çok daha güzel sinemalar, görsel efektleri, muazzam filmler ortaya çıkıyor. En son mesela bir Avatar vardı mesela. Evet. Yeni izlemiştik. Çok muhteşem görsel teknikler kullanmışlar. Zaten 3D kamera kamera ayrı bir kamera. Evet. Farklı bir kamera. Yine aynı şekilde 3D yazılımları, programları var farklı farklı. Ondan sonra onları da tanımlamıştım. Hocamız geldiğinde soracağım ben onları ayrıca. Evet. Yani bence daha bir görsellik anlamında daha bir seyir zevki olan filmler ortaya çıkıyor. Üç boyutlu filmler benim çok hoşuma gidiyor yani. Dediğim gibi yani aldı başına gidiyor. Kim bilir daha neler ortaya çıkacak. Hani hem yazılım hem de bu yeni teknolojik ürünler, yeni kameralar vesaireler, yeni teknik aksesuarlar da böyle zenginleştirilmiş bir eser ortaya çıkıyor yani. Şimdi hani bazıları böyle baktığı zaman böyle işi küçümsüyorlar. Hani diyorlar ya bunların hepsi bilgisayardan yapılmış falan diyorlar ama ben bunu böyle bilişimcilerden de bir duyduğum zaman ben kendilerine diyorum ki madem bu iş bu kadar kolay sen de yap o zaman. Sen de yap deyince bir insan orada bir duruyor. Yani hocam
bir şeyi söylemesi çok kolay. Ama hani sen de yap dediğimiz zaman insanlar orada bir duruyorlar yani. Bence yani bu tarz şeylerin yani bilişimciler tarafından böyle yani acaba burada ne var, burada ne oluyor, ne dönüyor diye bence oraları böyle birazcık kurcalamaları bir lazım. Çünkü gerçekten de bu işlerde büyük paralar bir dönüyor. Öyle değil mi hocam? Kesinlikle öyle. Şey var mesela, Pixar var, yapım şirketi. Ondan sonra işte Walt Disney var mesela. Yıllardan beri bu adamlar bu işin büyük pastanın büyük payını alıyorlar zaten. Bu yapım şirketleri özellikle çizgi film animasyon ürünlerini zaten baş gösteriyor. Çok güzel örnekler var. Hani yerli, yabancı, yerli çok fazla örnek yok ama tabii o da gelişecek zaten zamanla. Yani kısa filmler var ama yani böyle küçük küçük tabii. Ya şey var, hatırlıyor musun Mimar? Hani Dede Korkut masalları vardı eskiden. Evet. Ondan sonra çizgi filmlerde Türk yerli yapım. Bir şey vardı, Hay vardı mesela. Hay çizgi filmi vardı. Hay çizgi filmi, evet hocam. O çok, çok güzeldi. Çok güzeldi ya, gerçekten. Harikaydı. Geçenlerde bir ara yine denk gelmiştim. Bizim çocuklar çizgi film izlerken, hani ararken orada şey yapmıştım, bulmuştum da. Yine izledim. Güzel yani. Ufak çocuk ormanda böyle. Orada şey yapıyor, kendini hani oradaki ormandaki hayvanlardan farklı görüyor yıl, hani zamanla. Farklı olduğunu anlıyor. Kendi gücünü keşfediyor vesaire. Çok şey yani, çok anlam yüklü bir çizgi film, güzeldi yani. Şimdi mesela şey var bizde, Keloğlan var. Yine Türk yapımı. Ondan sonra Pepe var mesela. Pepe var, evet. Pepe için çok... Pepe tartışılır, yani biraz tartışıyor onun yüzünden. Alıntım değil diye ama ben alıntı olduğunu zannetmiyorum. Çünkü Pepe orada mi? Türk, tabii yani orada şimdi Türk kültürünü işliyorlar konuda. Yani var, yüzünden... yani benim... Tabii. Mesela oğlum izliyor yani. Tabii benim çocuklar da izliyor. Hani çocuklar izliyorlar. Şey var orada. Yani hocam Pepe dedin, şey Pepe dedin. Ben burada bir hemen araya gireyim, ondan sonra geri çıkacağım aradan. Yok. Pepe ve Türk kültürü falan bahsettiniz de ben kısmen biliyorum Pepe'yi. Pepe adıyla Türk kültürünün bir ilişkisini bana ben... Hocam şöyle hocam, şöyle. Ya Pepe'nin içinde mesela şey var. İzledim mi daha önce bilmiyorum ama orada mesela dediğim gibi Türkçe şarkılar var. Yeni bazı şarkılar üretmişler. O şeyin içinde var, çizgi filmin içinde var. Bir de işte Pepe ağlıyor, neden ağlıyor falan. Pepe ağlıyor, o çok meşhur hocam. Pepe ağlıyor. Bir şarkı. Ondan sonra, ya orada ben birkaç şey gördüm. Yani bizden bir şeyler gördüm. Hani Türk kültürü derken, bizim içimizden, bizden olan bir şeyler yani gördüm. Ya o zaten biliyorsun davalı mahkemelik, o yüzden o bizim çok konumuz değil. Ama hani ben işin iyimser olduğunu düşünüyorum. Hocam size demişler ki Orhan hocam Yılmaz Oraş yani demiş ki Orhan hocamda da böyle ne ceferler var demiş yani. Ben bakmadım yorumlara, şu bakayım ya. Yani hocam bir de arkadaşlardan birisi konuyla ilgili mi bir bakıyorum ama demiş ki open source hakkında biraz bilgi verir misiniz demiş Hakan Kafçin. Yani şimdi open source hani bu konuyla pek bir bağlantılı değil. Aslında onu biz bambaşka bir konu olarak incelemeyi düşünüyoruz ama sadece şunu söyleyeyim. Arkadaşlar yani open source dediğimiz şey bedava demek değildir. Yani herkes yani open source'ı bedava zannediyor. Yani o tarz projelerin de bir dönmesi için elbette para lazım. Yani para olmazsa bir projeyi sürdüremezsiniz. Onlar da hizmet vererek para bir kazanıyorlar. Sadece bunu söyleyeyim. Yani bunu daha sonra daha bir geniş bir konuda inceleriz. Yani daha böyle işte ana konuda. Savaş hocam konuğumuz bağlanabildi mi? Savaş hocam şu anda herhalde kulaklığını mı çıkardı şu anda? Uğraşıyor. Mümkün sen anlat ben yorumlara bakayım biraz. Olur mu? Hocam Savaş hocam Pepe'yi sordu da bence o Pepe'ye o verilen o isim benim şahsi kanaatim hani çocuklar bildiğiniz gibi hani ikili heceleri daha bir kolay söylüyorlar yani. Ya ben yararlı olduğunu düşünüyorum hani, yani. Hani çocukların söyleyebilmesi açısından yani işte ebbe, bebe hani böyle şeyleri söylüyorlar. Abba hani böyle şeyler hani böyle ikileme olduğu için Pepe de onlar için bir kolayca işte hafızada bir kaldığı için. Şimdi ben o çocuğa bir deseler ki Abdurrahman yani bir çocuğun aklında bir kalmayabilir. Yani bunlar da var şimdi yani. Bunları da böyle bir değerlendirmek lazım.
İnşallah sorular var mı için. Hocam? Yani bakıyorum. Şimdi bazı arkadaşlar da soru diyecek yok ki aslında. Yorumlar var şu an diyorum. Her hafta bunlar yani bir konuklarda sorun falan var. Yani böyle bağlanamıyorlar falan filan. Ya arkadaşlar vallahi yani bu bizden yana değil, konuğumuzun bilgisayarları veya da sistemlerinden kilit yana böyle bazen sorunlar olabiliyor. Yani biz normalde böyle bir şey beklemiyorduk. Yani yayına birlikte başlayacaktık. Evet hocam. Ya sen biraz şeyden konuşalım. Hani eski çizgi filmler falan var. Yani o da konunun içinde bir kapsamında oluyor. Hocam bir şey söyleyeyim o zaman. O eski çizgi filmlerden ben Voltron dediniz ya. Ben Voltron'u bir kişiye Java'yı anlattığım zaman bir kullanıyorum. Bakın nasıl biliyor musunuz? Diyorum ki sizin bir sınıfınız olsun. Şu Voltron'un hani işte aslanları vardı bunlar. Bunlar 5 tane aslan vardı. İşte sağ bacak, sol bacak, sağ kol, sol kol. Biri gövde, biri de bir kafa mı? Hani başka biri de en sonunda diyordu. Biri de sonunda diyordu. Başını da, başını da ben oluşturuyorum falan diye. Aynen öyle. 5 tane. Hocam bu 5'ini aslında var ya. Bence yani üniversitelerde yani programlama dersi verilirken bu Voltron örneği sık sık yani verilmeli. Yani çünkü her birinin kendine ait bir fonksiyonları var. Yani kendine ait böyle görevleri var. İşte bu görevler metotlar olmuş oluyor. Bir de arkadaş yani onların böyle hani kendilerine göre bir konumları var. Onlar da işte sınıflar olmuş oluyor. Ben hani çocukların bir kafasındaki hani o canlanan o tabloların aslında hani getirilip yani böyle bir günlük hayatta da insanlara sunulması gerektiğine inanıyorum. Mesela biz hepimiz yani ortalama olarak yani aynı şeyleri gördük. Yani bence bir eğitimci çağından bir kopuk olmamalı hocam. Mesela bu günümüzdeki çizgi filmler bence çok değerli. Yani böyle üç boyutlu bir sürü çizgi film var. Hatta diyorum vallahi bak ben düşünüyorum artık ya. Diyorum ki lan şu üç boyutlu çizgi filmlerin bazı yerlerini şöyle bir keseyim, getireyim böyle insanlara şöyle bir canlı canlı bir göstereyim. Yani bir diyeyim ki bakın şu taraftaki sahne aslında programlamada şu tarafa bir tekabül ediyor diye. İnsanların bir gözünde bir canlandırma olsun diyor hocam. Sizce de öyle hoş olmaz mı? Güzel olur. Bir de şey yani hani çizgi film sektörü ayrı bir sektör, bilişim sektörü ayrı bir sektör. İç işi sektörler tabii hani şey, ilişkili tabii ki de. Yani bu çizgi film dünyasında, animasyon dünyasında animatör arkadaşlar, tasarımcı, işte designer arkadaşların konusu ya bizim gündemimiz. Hı hı. Mesela benim onlara tavsiyem şey olabilir. Eski çizgi filmleri izlesinler mesela. Nereden nereye geldi bu sektör değil mi? Kesinlikle. Mesela eski çizgi onun şeyini bakabilirler hani arasındaki şeyi. Mesela bak Casper vardı. Ondan sonra He-Man vardı. Eski çizgi filmlerinde. Clementine vardı mesela. Onun müziği çok güzeldi. O Clementine'i bulamadım ben de. Ninja Kaplumbağalar falan vardı. Hocam, ben arasında denk gelirse izliyorum onları ya. Ama yani uzun zamandır izlemedim tabii de. Ama Voltron varsa arkadaşlardan istiyorum yani. Yani Voltron'u verin arkadaşlar. Savaş hocam yani evet, Voltron'u... En sevdiğim çizgi film ya. Bunu getirin yani. Ya hocam... Voltron. Evet hocam, aynen öyle. Ben Voltron'a şeyde örnek veriyorum, işte ekip olma vesaire konularında örnek veriyorum. Yani herhalde ta o zamanlar alet diyorum ya, Şahin hocam yazmış da. Ya Şahin hocam şu anda 3 tane ayrı cihazdan, cep telefonu, tablet ve normal bilgisayardan bağlanmaya çalışıyor. Yani notification bizim gönderdiğimiz daveti görmeye çalışıyor, göremiyor. Aynı zamanda 2 tane de farklı browser'dan açık. Fakat şahsi olarak birbirimizle biraz önce telefon üzerinden görüntülü konuşma yaptık, hangout yaptık. Şöyle olabilir, bizim sesimizi alabilirse, mesela görüntü olarak değil, sesli olarak da katılabilir. Sesli olarak, evet. Yani hocam, telefonunun ahizesini açabilirsiniz. Evet. Kulaklığı çıkarıp, ama biraz uzun olur ama şey olur. O çok yani kulağı böyle tutmak gibi olur ama hani en kötü evet öyle bir şey yapalım. Yani kulaklığı çıkarırsınız, ondan sonra laptop'tan ses gelir, o sesi duyar, telefondan konuşur, öyle olabilir belki.
Ya bu canlı hikayedeki işte aksaklıklar bir nedir ya? Zaten yani zaten ya, yani nazar, işte iki tel, hocam, nazar. İki tel bir saçım var, onu da Savaş hocam dökecek ya. Sana dedim ya. Ukrayna'da bir tane kurşuncu bul da kurşun döktür diye, hep senin yüzünden oluyor. Gidiyorsun Ukrayna gibi bir memlekette, yayınlar ondan şey oluyor. Yani valla Savaş hocam yani neyse, hadi inşallah bekliyoruz yani. Oyun şimdi iki haftadır seçtiğimiz konular da hiç bizimle böyle ilgisiz konular, tamam mı? Hocam bizimle zaten ilgisiz olsun ki hem biz hem izleyicilerimiz daha fazla bir şeyler öğrensin, bir bilgimiz olsun. Yani hep dön dolaş Java ile Oracle mı konuşup duracağız? Yani ki doğru, onu konuşmaya da başlamadık gerçi ama. Evet, hiç aydınlanma. Onlar zaten çantada keklik konular bizim için. Yani sizin için daha doğrusu. Yok yok hocam. Yani. Ya farklı konular olacak tabii, o güzel olur. Hem aynı bir aydınlanma, bir nurlanma. Kaldı ki Türk Kuvvetleri 2911 var yani ortada. Hocam o zaman Orhan hocam onun bir videosu vardı. Onu bir seçtirebilir misiniz? Evet, onları izleyelim hocam. Açıyorum ben şimdi o zaman. İki tane var hocam. Bir de teaser 2 var bir de. Onu da arka arkaya çakarsan vakitten kazanmış oluruz. Oyalama taktikleridir bunlar. İkincisi de var değil mi? İkincisi nerede? İkincisini ben sana göndereyim hocam. Bulayım da göndereyim Facebook'tan. Oradan şey yaparsın. Gönderim de şu göndereyim. Şahin hocam duyuyor musun? Duyuyorum. Sen beni duyuyor musun? Hayır. Duymaz mıyım hocam? Sesine kurban. Hoş geldin. Hoş bulduk. Orhan hocam dur. Ara ver ona bir dur. Akıllı adamım. Bak iyi çözdüm onu Gmail'de. Evet. Gmail adresinden davet gönderdik. Öyle gördü. Yani aslında bizlik bir durum yok. Normalde ben sizleri falan arkadaşlar hep isimle ekleyip çağırıyorum. Şahin hocamı da aynı şekilde çağırmaya çalıştık. Yaklaşık 25 hatta öncesinden de bir 10 dakikadır uğraşıyoruz. 35 dakikadır. Gmail adresini yazınca ancak görebildi. Sonuçta arkadaşlar bu aksaklık bizden değil, kesinlikle Google'dan. Google işte büyük dünyada ya, dur, falan filan ama... Dur Savaş hocam, adamlara bak bir şey söyleme. Vallahi bir giydirme abi, ne gerek var? Sabotaj ya. Şahin hocam, öncelikle... Kendini lütfen mütevazi olmayacak şekilde uzun uzun bir tanıtır mısın? Şart mı bu? Şart hocam, evet. ya adım Şahin Derin. Yaşım 46. Yarışmaya İstanbul'dan katılıyorum. ne anlatayım ya? Yani görsel efekt uzmanıyız. Öyle diyelim. Görsel efekt uzmanı derken hocam yani biraz bayağı bir mütevazı oldu ya. Biraz lütfen yani. Peki görsel. Ses çıktı hocam. Hocam ses çıktı. Savaş hocam şey yapar mısın? Mikrofonu. Savaş hocam. Hocam Mimar hocam yaptım da onu da yemedim. Değil. Şahin hocamın en azından mikrofonunu. Hocam yaptım. Ha Şahin hocam duyuyor musun? Vallahi Şahin kulak. Hocanın şeyini ben kapattım da geçici olarak sesi. Heh. Bir açayım tekrar bakayım nasıl oldu. Aç. Gerçi açılmıyor şimdi. Sesi kapatıldı. Savaş hocam açsın. Dur bir dakika. Şahin hocam sen bizi duyuyorsun ama biz seni şu an duyamıyoruz. Bir saniye. Açabilir misin? Hocam belirli bir süre sonra geliyor, bir dakika. Kimse şey yapmasın, oynamasın. Şahin hocam bir dakika lütfen. Sen arada bir şarkı söyle hocam, biz senin sesini duyduğumuz zaman tamam duyuyoruz. Sesi kapalı Savaş hocam. Sesi kapatıyoruz değil mi? Orhan hocam sen kapatmadın mı sesini? Ben kapattım ama tekrar açamıyorum. Yani Açamazsın işte. Açamazsın. Açamazsın işte öyle. O kendiliğinden açılacak yani. Şahin hocam, Hangout ekranında yukarıda mouse'u getirdiğin zaman açılan üst menüde mikrofon işareti var. Şu an geldi galiba hocam. Konuşur musun? Evet. Bir düzeltme nereden geliyor? Şahin hocam bir konuşur musun?
Şurada... Kulaklığında sıkıntı var hocam. Bir temas sorunu var galiba. Hocam çok... Kulaklığı çıkarıp da konuşabilirim hocam. Nasıl üstünüz bir yerde hocam? Hocam... Hocam isterseniz kulaklığı çıkarın, öyle konuşalım. Eyvah. Orhan hocam, masaüstü bilgisayarı da mikrofon yok yani, dahili mikrofon yok. Başka bir kulaklık. Sayın hocam dedi ki, görsel efekt uzmanıyım dedi, valla... Yani... Ya, mikrofon olmadı. Hocam çok animasyonlu oldu bu. Savaş animasyon. Şahin hocam. Kulaklığı cekinden bir çıkartır mısın? Çok gürültü geliyor şu anda. Ya adamın dünya kadar ekipmanı, elemanı var. Uluslararası bir animasyon filmi yapıyor. Ne kulaklık problemi yaşıyorum ben. İşte yani ben sana dedim abi. Google'a bir giydirme dedim. Savaş hocam. Ben dedim bir Google'a bir giydirme dedim abi. Sayın hocam ses gelmiyor hocam. Hocam Sayın hocam. Şu anda sadece zırtı geliyor senden ve o zaman izleyiciler takacak aslında. Şöyle yapalım. Yani Sayın hocamı bir kere daha yayından alıp bir daha mı alsak hocam? Dur hocam dur. Savaş hocam. Kulaklık değişiyor galiba. Evet bakalım arkadaşlarımız neler bir yazmışlar. Demişler ki Şahin hocam savaş açtı demişler. Yani ateş açtı demişler. Sigaranın zararları işte. Abi. Şahin hocam duymuyoruz ve o cızırtı hiç gitmedi. Ben şey yapıyorum hocam seni, belki Google'a ben giydirdim ya biraz önce, Google'dan kaynaklanıyordur. Savaş hocam bir stop yapın o zaman. Çık, yayından çık, ben seni tekrar davet edeceğim. İyiydi ya. İyiydi ya. Alışmıştık hocam. Niye? Durun biraz kafa dinleyelim. Abi niye adamı çıkardın abi? Böyle iyiydi. Bak ben yani ben... Savaş hocam tekrar iyiydi ya. Tekrar gönderdim davet. Ya gerçekten arkadaşlar bak Gürcan Hoca'da da bir sıkıntı. Benim sokağımda elektrik koptu. Saat 7'de. Abi nerede animasyon diyoruz, oyun diyoruz. Hep böyle şeyler oluyor. Savaş hocam. Yani... Hocam nazar var üzerimizde nazar. Kurşun döktürmek lazım. Keskinlikle hocam. Yani, keskinlikle yani. Derken? Yani nazar anlamında hocam. Tamam. Orhan hocam senin de el atmadığın iş yokmuş vallahi. Her programda bir kirli çıkış seriyorsun anılarım, yani ortaya. Anılarım tazeleniyor yani. Böyle yok diyorsunuz işte çizgi film, oyun programları falan deyince ben de acaba bende ne var bu konuda diye düşünüyorum. Aklıma bunlar geliyor. Evet Şahin hocam evet, tekrar gelmeye çalışıyor. Diyeceğim. Ama lütfen savaş açmasın bize hocam. Yani bak böyle. Şimdi nasıl? Hocam şimdi gayet güzel. Ama yani, görüntün yok. Mevzu ne biliyor musun? Nedir hocam? Dur bakayım. Görüntü görüntü yok hocam. He anladım. Bir daha yollamanız gerek çocuklar. Şeyden ya bu. Burada bu kamera diye PlayStation'ın PSI'ını takmışlar. Onda da mikrofon var. Biz de taktık mikrofon. Çakışma oldu. Demin de onu denerken sen yolladın. Kabul ettim. Bir tane daha yolla. Bu sefer düzelecek. Tamam hocam. Sen çık şimdi bu yayına. İyiymiş. Ya İyiymiş. Bunu bunu bir dahaki yayına ben de deneyeceğim. İşte alet cihaz çok olunca hangi kablo ne belli değil. PlayStation'lar. Ha. Ama yüzeti var. Tam yine cızırtı var. Aynı cızırtı hocam. Duymuyoruz Şahin hocam. Gene yanlış ceki taktınız. O zaman siyah ekrandan mı abi? Duymuyoruz. Devam edelim. Yani o da olur ya. Olduğumuz siyah ekrandan mı devam edelim hocam? Hayır evet. Ses olsun en azından. Hocam sessiz olsa da yeter. Şahin hocam yanlış kablo takılı gene.
Hey maşallah. Bu sefer de Xbox'ın kablosunu taktılar kablo. Savaş hocam. Eyvah eyvah. Gene olmadı. Bu akşam hep böyle gidiyoruz. Ya en güzel öyle abi gidiyor. Siyah ekrandan mı bir devam edelim? Tabii öyle yapalım ben gidiyorum. Yani... Sırtı geliyor sadece. Kabloları bir daha kontrol eder misin hocam? Yayından tekrar... Yani arkadaşlar ama var ya bu yayın gerçekten de bir güzel olacak. Sabredin. Birazdan inşallah en ideal bulacağız. Sayıs hocam, kapatıp tekrar gidelim sadece sesi gelsin. Hocam, söylediğimi yani duyuyor. Yapacak yani yapıyor. Yapacak bir şey yok. Bir şekilde çözeceğiz. Olmazsa atlar giderim ofisini basarım ya. Ne demek ya o kadar tamam. Cihaz var, o kadar şey var. Sen oradan oturduğun yerden bir Google'a bir giydiriyorsun. Ya tamam giydiririm ben de... Giydiririm abi. Bir iş yapıyorlarsa adam gibi yapsınlar. Allah Allah. Şurada evet. Nimetlerinden faydalanmaya çalışıyoruz. Bak biz sıkıntı çekiyoruz ondan sonra. Bu kadar bizi izleyenler sıkıntı çekiyor. Kimsenin kimseye sıkıntı çektirmeye hakkı yok. Eğer bir hizmet yapıyorsan adam gibi yap. Ya da yapma. Ya da yap ama yap. Daha iyi yap değil mi? Yani biz iyisini yapamıyoruz. Google'a muhtaç olduğumuz için. Maalesef yok muhtaçlık demeyelim. Yani onun hizmetlerinden yararlanıyoruz. Yani çünkü bu hizmeti veren başka yani bu tarz programlar yine var hocam. Yani. Hayır bakalım. Hocam senin bu var ya öyle demeyelim de böyle diyelimlerin yok mu? Öldürüyor beni öldürüyor. Vallahi öldürüyor. Ona biz canlı yayın demeyelim de. Bak ona Mimar biz... Hoca beni geçen hafta sinir ettin. Canlı yayında burada herkes şahit olsun. Dinliyor şey yapıyorum. Şu lütfen Facebook'ta o parmağı altına yazılan yorumları silme kardeşim. Yorumunu sildiğin adamı engelle o zaman. Kiminle konuşuyorsun? Allah Allah. Bir tane yorum var. İşine çok gelmeyen komik. Yorumu siliyor ya. Bu ne terbiyesizlikler arkadaş ya. Bu ne patavatsızlıktır ya. Bu ne? Aman Savaş Hoca. Bir tane yorum var diyor ki. Dur abi bak diyor. Benimle bir kavga ediyor. Orhan abi sen de diyor. Oranı tanıtmaya başlar. Benimle kavga ediyor adam. Dur abi. Bu ne şey oldu ya? Ya o şey güzel de hani ses geldi ya sadece. Çok temel geliyordu. Abi yine aynı şey var. Hocam, en güzeli... Mimar hocam bir tane. Mimar hocam bir müdahil olma dur. Parmak al sana bir parmak al. Hah duyuyor musun hocam? Tamam. Ses geliyor mu hocam? Şu an güzel. Geliyor. Tamam, tamam, hiç kımıldanma, dokunma. Ya. Parmağını oradan çekme. Aa, tamam hocam, yine. Yine oldu. Aynen. Bu temassızlık var galiba. Tamam. Şimdi duyuyor musun hocam bizi? Şahin hocam. Sayın hocam çıkmaya çalışıyor muhtemelen. Tekrar gösterecek. Yok. Hoca duyuyor da biz duyamıyoruz hocamızı. Hocam konuşabilir misiniz? Elemeyin. Ya... Evet duyuyoruz. Tamam duyuyorlar. Duyuyoruz. Tamam duyuyoruz. Tamam abi hiç elemesin herhalde. İşi bakın bu ayarları açtığım zaman çalışıyor. Kapattığımda bozuluyor. Açık dursun ya. Böyle süper hocam. Dursun hocam. Ayarlar açık dursun. Aynen hocam. Bu böyle çok güzel. Böyle devam ediyorum. Hocam evet kendinizi tanıtıyordunuz. Ya beyler kusura bakmayın. Şimdi ben genelde bu tip şeyler yapmam. Bakiyelerime de yüklemiyorum. Çünkü biliyorsunuz bizde çok ağır projeler şunlar bunlar. Hani hiç ne mikrofon ne kamera hiçbir şey yüklemeyiz. Biz yani nettir bizde aletler. Genelde de pedlerle ya da telefonlarla Skype gerekirse onu oradan kullandığımız için. Yani buraya bir şey kurmak vallahi meziyet gerektiriyor ya. Abi hep bilişimcilerin kabahati. Yazdıkları programa bak. Yani setting açıkken sesler iyi aynı aletle. Setting'i kapattın mı bozuluyor. Bak kapatayım gör şimdi. Yok ya, kapatma. Yok. Böyle yiyor can. Ben de diyorum.
Ben de dedim hocam Google'a. Yani yapacaksa adam gibi hizmet yap diye de işte. Ya hep sabotaj. NSA hocam lütfen bir daha kendini böyle uzun uzun. Görsel efekt uzmanıyım. Ya hocam geç onu ya. Geç ya lütfen ya. Süper görsel süper uzman olayım. Ultra uzman. falan filan. Şöyle söyleyeyim. Bayağı böyle hatırı sayılır projelerde çalıştığım için tabii. İsim herkes bunları hocam, duymak istiyor. Evet. 3 tane Matrix'te çalıştım. Yani 3 trilojinin tamamında çalıştım. 2 tane Spider-Man'de çalıştım. Orijinal Spider-Man'ler yani. Ondan sonra 2 tane Blade'de çalıştım. 6. günde çalıştım. Contact'ta çalıştım. 7 sene Star Trek'leri yaptım. Star Trek'leri aslında karanlık çağlardan çıkaran adam benim diyebiliriz. Çünkü bizden önce eğer maket kullanılıyordu. Onu CG dediğimiz yani bilgisayarda ki gemilere, şunlara bunlara biz çevirdik hep. Biraz daha var. Şimdi aklıma gelmiyor ya. Yani bakmam lazım. Bu kadarı yeter zaten hocam. Yani Hollywood'un bizim böyle hatta tüm dünyanın ağzı açık bir şekilde izlediği ve çığır açan bilim kurgu filmlerinin birçoğunda senin ciddi emeklerin var. Evet, emeklerimiz var. Bu doğru. Eline, koluna, beynine sağlık hocam. Eyvallah. Evet, hocam isterseniz Uzay Kuvvetleri 2911'i buradan izleyelim hep beraber. Onun üzerinde yine devam edelim. İzleyelim, tamam. Ben buradan açıyorum arkadaşlar. Ekran paylaşımı yapıyorum. Mikrofonları kapatırsak biz de görüntü kaçıyor. Mikrofon mu kapatacağım ben? Yok yok abi, işte ellemeyin abi. Vallahi. Sen dokunma hocam, sen sadece sessiz alıyordun. Tamam. Niye açılmıyor ekran paylaşımı sol menüde? Siz de açılıyor mu arkadaşlar? Açılmıyor bende de. Hocam, sana bir aksilik daha. Evet, yok açılmıyor. Ya burada bugün Google'da bence bir sıkıntı var. Yani Google'un değil hizmetlerinde mi? Bir bence sıkıntı de var. Gelmedi yani. Davet uzun zaman gelemedi yani. Neyse yani neyse, zaten... Neyse izleyen arkadaşlarımıza zaten linki verdik. Arkadaşlar izlesin. Daha öncesinden de paylaşmıştık. YouTube'da evet Uzay Kuvvetleri diye mi geçiyordu 2900, hocam? 2911. Hocam 2911 yılındaki Türkiye'nin uzay çağını mı hani ifade etmek istiyorsun? 2911 yani, nereden geliyor? 2911 aslında bizim Türk hava kuvvetlerini onurlandırmamız gibi bir şey. Birinci yıl oluyor, milenyumu. Hava kuvvetlerimizin milenyumu oluyor. Biz de başladığımızda zaten 100. yılıydı. Doğal olarak yani öyle uygun gördüm. Dedim ki şey olsun. Onurlandıralım. Yani bizim hava kuvvetlerimizin birinci yıl olsun. Tarih, çünkü tarihin çok bir önemi yok. Yani tarih 2423 olmuş ya da 2480 olmuş ya da 2715 olmuş. Yani ne fark eder? Hiçbir şey fark etmez. Yani doğal olarak dedik birinci yıl olsun. Onlara ithafen olsun. Öyle koyduk. Biz filmde genelde çok yaptık bu tip şeyler. Yani mesela tek gemimiz Savarona değil. Bizde filo var komple. Yani Türk savaş filosu var. Uzay filosu diyeyim hadi neyse. Filomuz var. Yani orada da genelde gemi isimleri olarak sürekli olarak savaşta hayatını kaybetmiş, şehit düşmüş. Askerlerimizi, subaylarımızı, görevlilerimizi onurlandırmak adına onların isimlerini verdik. Yani işte TCG Nusret var, TCG Dumlu Pınar var, işte Kocatepe var, Kıbrıs'ta batan Muavenet var, Amerikalıların kazara batırdığı. Yani biz bu gemilere isimleri verdik. Yani gereken bizle ilgili her şeyi onurlandırmak için gereken her şeyi yaptık. Fikir buydu, ana fikrimiz buydu yani. Bu şey de ayrı bir dünya değil mi hocam? Hani animasyon karakterleri ne oluşturmak? O da bir evet. Sonuçta bir sanal dünyada evet. Bir karakter oluşturulması tabii. Zaten senaryonun ilk başında olan şeyler herhalde. Evet. Yani ayrı bir dünya. Bizim filmimizde gerçek hiçbir şey yok. Yani gerçekte gidip de kamerayla çektiğimiz herhangi bir şey yok. Yani masanın üstüne bir kül tablası konulacaksa bu haftalarca emek veriliyor o kül tablasına, öyle söyleyelim. Yani en ufak detay bile birilerinin oturup saatlerce günlerce uğraşmak zorunda kaldığı şeyler. Bu filmde göreceğiniz her şey. Şahin yani, hocam. Şahin hocam, ben efendim? Dün geçen hafta Gürcan hocamla oyun programlamayı konuşmuştuk. Orada şöyle bir cümle kullandım. Dedim ki hani normal programcılık ile oyun programcılığı hani çok farklı. Oyun programcılığı hani bayağı bir üst bir zirve falan. Burada da ben şeyi görüyorum. Hani animasyon filmleri durumunda hani normal bir film çekmek işte bir birim bir emek ve zaman hatta bütçe belki değerse animasyon
filmi, uzun metrajlı film çekmek 10 birim en az diye görüyorum. Yani o da artık işin ultra zirve noktası gibi görüyorum ben şahsen. Tabii yani sinemacılığın en zor noktası animasyon film. Yani bu tartışma kaldırmaz. Dediğim gibi yani her şey için çok fazla emek gidiyor. Yani 270 bin kare bu film arkadaşlar. 270 bin kare oluşturuluyor. Yani evet öyle düşünün. Yani 270 bin bana bazen soruyorlar. Hatta biliyorsun yani zevzek yorumları bile alıyoruz. Yani kendilerine verdiğim cevap... Onlar eksik olmaz. Ben yok kendilerine verdiğim cevap her zaman aynı. 270 bine kadar buradan sayın. Sıfırdan 270 bine bir sayın. Sonra konuşalım. Evet. Hani öyle de yapılabilirmiş. Böyle de yapılabilirmiş. İşte şöyle oluyormuş, böyle oluyormuş dendiğinde. Yani söylediğim laf bu 270 bin kare arkadaşım bu film. Sen bir 270 bine say, ondan sonra oturup konuşalım. Gerçekten büyük emek istiyor. Yani bu 3 boyutlu modelleme değil mi hocam? Modelleme yapılıyor 3 boyutlu. Tabii 3 boyutlu modelleme yapılıyor. Vektörler vesaire. Bunlar net noktalardan falan oluşuyor. Yani ufak ufak. Onlar şeylere çevriliyor, poligonlara çevriliyor. Ondan sonra yüzey kaplamaları yapılıyor. Ondan sonra bu adamlara işte kemikler veriliyor. Çalışma mekanizmaları, gözler, göz kapakları. Yani konuşmak için işte ağız ifadeleri, yüz ifadeleri, yüzlerce ifadesi var her birinin. Bunlar oluşturuluyor. Ondan sonra onlar tabii kare kare animasyona giriyor. Yani oluşturmakla da bitmiyor. Onları öyle böyle T-pozda beklerler. Hocam teknik olarak kullandığınız programlardan veya teknolojilerden de bahsedebilir misiniz? Genel olarak. Mesela programlarda şey var. 3DS Max, Cinema 4D. Evet. Houdini, Maya, Lightware gibi evet. Yazılımlar var sanırım. Siz hepsini biz kullanıyor musunuz? Hayır. Biz Lightwave kullanıyoruz. Lightwave 3D kullanıyoruz. Bunun da belli sebepleri var. Yani insanlar bana soruyor ya o daha mı iyi, öbürü daha mı kötü falan gibi. Böyle bir şey, böyle bir ayrışım yapılamaz yazılımlar arasında. Neden yapılamaz? Çünkü genelde hepsi aynı teori üzerine çalışır. Ancak, amacına göre belki değil mi hocam? Hani amacına göre şunu kullanırsın. Evet, amacına göre kullanabilirsiniz ancak şöyle bir gerçek var. Tabii insanlar şimdi burada videolar falan seyrediyorlar. Ben hep bunu söylerim. Bizim buradaki çocuklara da söyledim bunu. Siz bizim anlattığımız yalanlarla büyüdünüz. Yani bizim Hollywood'da anlattığımız yalanlar oldu. Videolar yapımlarda, şunlarda, bunlarda pek çok şey konuşuldu. Bunların hepsi palavraydı. Çoğu kişi bunlarla büyüdü. Bugün Türkiye'deki görsel efekt yapan arkadaşlarımız bile çoğu bu tip yani yönetmenlerin, stüdyoların istediği yalanlarla büyüdüler. Hayır onu söyleyeyim. Bizim Matrix'te bir tane sahne var. Ajan şeyde Freeway'de arabanın üstüne atlıyor. Onu yapmayı denediler. Pneumatik sistemle arabayı takla attırmayı denediler ve beceremediler. Ve araba tabii çok pahalıya gelmeye başladı. Arabaların takla atıp da istediği gibi gitmemesi yönetmenin. Doğal olarak Andy Wachowski geldi. O sahneyi ben yaptım. Orada aslında sadece ajan gerçek. Araba gerçek değil. Ama bütün tartımlarda pneumatik sistem kuruldu, bilmem ne yapıldı. Sonra karakteri animasyon koyduk falan gibi zırvalar anlatıldı millete. Ama yapacak bir şey yok. Çünkü stüdyolarla tabii gizlilik anlaşmanız var. Siz kalkıp bunları anlatamazsınız orada burada. Yani nereden ya biz yaptık onu falan demek böyle bir şey mümkün olmadığı için biz de tabii öyledir diyoruz. Geçiyoruz. Pek çok şey farklı anlatılıyor. Bunu söylememin sebebi şu. Mesela örnek vereceğim Maya. Maya tam bir paket değildir. Yani Maya altyapı paketidir. Yani Maya'nın stüdyolarla anlaşması şudur. Biz size Maya diye bir program vereceğiz. Altyapıdır. Bunun üstüne istediğiniz her şeyi yazabilirsiniz. SDK'yi sağlamdır sizin dilinizde. Yani SDK. Bu SDK üzerinden istediğinizi yazabilirsiniz. İstediğiniz şekilde çalıştırabilirsiniz. Yani bir yazılım. Şimdi ben burada görüyorum. Bildiğiniz standart Maya var insanların elinde. Ama işin gerçek yanı şu. Hollywood'da kullanılan yani Hollywood stüdyolarında kullanılan Maya ile sizin burada kullandığınız Maya arasında dağlar kadar fark var. Siz oradaki Maya'nın arayüzünü tanıyamazsınız. Yani o hale gelir hale geliyor. Bunlar tabii bir yatırım işi. Para işi. Yani stüdyolar harcadığı paralarla işte devamlı yüzlerce programcının sürekli çalışması, geliştirmesi. Siz bilirsiniz zaten programcılık işini benden iyi. Yani sürekli gidip gelip hayır bu olmadı buraya da böyle, buraya da bunu yapması lazım, hayır onu da böyle tanıması lazım, buna da böyle tepki vermesi lazım diyerek yüzlerce kere de değiştirilerek getirildiği bir yer var. Benim Lightwave'i seçmemdeki en büyük sebeplerden bir tanesi Lightwave'in tam paket olması. Yani render motoru. Şimdi Maya'nın bir render motoru yok doğru dürüst. Ya Maxwell render alınacak. Aramızda dinleyenlerden 3D'ciler varsa bilmiyorum kimler var şu anda ama. Ya Maxwell render alınacak ya işte mesela Max kullanıyorsanız V-Ray alacaksınız ya bilmem ne. Bunlar da binlerce dolarlık yatırım. Ki stüdyolar için, film yapanlar için çok daha büyük yatırım. Yani siz evde bir tane alıp kurtulabilirsiniz de. Yani bizde burada 40-50 tanelik lisans söz konusu.
Evet, lisans olayı da var. Ekibiniz kaç kişilik hocam bu projede? Şimdi, şu anda bizim ekip 28 kişi falandı başlangıçta. Şu anda 10 kişi falanız herhalde. 10-11 kişiyiz belki. Tabii bunlar modeller bitti. Yani işi bitenlerin belli bir şekilde ayrılmasıyla aramızdan. Hani çünkü bütçe dolayısıyla. İşi bitenleri ekarte edip geri kalanların devamı, animasyona devam edenler, posta devam edenlerin bir kısım yeni gelenler, posta girdiğimiz sürece işte hani onların gelmesi falan. Şu anda 11 kişi falanız. Yani bayağı kaç tanesi Türk'tü hocam ekipte? Hepsi Türk. Hepsi Türk. Evet. Yani toplamda biz 3-4 kişi yabancı vardı bizde. İlk başlarda biz konsepti oluştururken işte şey yaparken falan. Bir tanesi zaten Larry Schultz'u kaybettik geçen sene. O da çok 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 büyük bir animatördü. Yani piyasanın en büyüklerinden biriydi. Avatar'a kadar çalışmadığı proje kalmamış bir insandı. Çok değerli bir insandı. Onu kaybettik. Teşekkürler. Dostlar sağ olsun diyeceğim. Yani onun yanı sıra da işte bir iki model işlerinde ilk başta tarama sistemlerini kurarken falan kullandığımız arkadaşlar vardı ama ondan sonra bizim yaptığımız şey içeridekileri eğitmekti. Yani onların bizdeki en büyük amacı oydu. Onlar hani Larry haricinde Larry'yi kaybetmemizin dışında diğerleri belli bir sürede gelip gittiler o işin içerisinden. Yani onlar kalıcı değildi. Ama tabii buradaki insanları eğitmek için yardım gerekiyordu. Bana da yardım gerekiyordu değişik dallarda. Doğal olarak onlar da bu işe dahil oldular zamanında. Ama film olarak %99.9 diyelim buna. Türk yapımı. Herkes Türk çalışan. Çok güzel. Yani bunu ben hem bilmediğim için sordum hocam hem de tabii. Yani hani yarısı Türk yarısı yabancı da olabilirdi. Şuraya getirecektim hani yanlış anlamayın diye soruyorum. Türkiye'de çalıştırabilecek düzeyde arkadaşları bulabildiniz mi? Burada ekip sıkıntısı çektiniz mi gibi şey soracaktım ama siz zaten kendiniz yetiştirdiniz galiba bu arkadaşları. Bulamadık. Evet. Bulamadık. Bulamamakla birlikte sıkıntısını çektik tabii ki ama ben şöyle yaptım. Yani şimdi şöyle bir şey vardır. İki yolu var bu işin. Piyasada ya 3D'ci ararsınız. 3D'ci diyelim. Herkesin lisanı anladığı lisanda. 3D'ci ararsınız. Bunlara da tabii ki yani geldiklerinde kendilerine ait sorunları mutlaka olacaktır. Onları geçiyorum. Fakat ya da siz yetiştirirsiniz. Çünkü 3D herkese öğretilebilir. Yani herkese 3D öğretebiliriz. Ama herkese sanatçı yapamayız. Yani sanatçılık başka bir şeydir. Estetik anlayışı, ışık anlayışı, ne bileyim yani çizim bilmek, anatomi bilmek, belli şeylerin hani dediğim gibi yani nasıl ki herkesi şarkıcı yapamazsak değil mi? Bir ses ister, bilgi ister. Hani teoriyi, müzik teorisini öğretebiliriz. Herkese öğretebiliriz. Hani herkes nota öğrenebilir, müziği öğrenebilir. Fakat işte herkes bir Bülent Ersoy diyeyim ya da İbrahim Tatlıses diyeyim Türkiye'nin isimleri ya da yabancılarla bir Elvis olamaz. Bu bir ses meselesidir. Yani bize lazım olan orada diyelim ki sesti. Biz dedik ki bu adamları getirelim, biz bu adamları onu da öğretelim. O şekilde çalıştık. Ben ne yaptım? Gittim işte şeylerden, üniversiteler, şeyler var, sanat okulları işte bildiğiniz. Güzel oralardan... Sanatlar Fakültesi değil mi hocam? Yani hem... Hocam Güzel Sanatlar Fakültesi'ne hem animasyon bölümü hem de bir bölüm daha vardı. Grafikerli galiba. Değil mi? Bu ben animasyon bölümü de var. Ben o tarzdan aldım ama ben ressam aldım. Ressam, heykeltıraş falan aldım. Çünkü dediğim gibi yalnız şey değil, bize ışık anlayışı, kompozisyon anlayışı, kadraj anlayışı falan bunların birlikte gelmesi gerekiyor. Yani onların yapan kişinin içinde olması gerekiyor. Bunları öğretmek çok zor. Peki üniversitede yeterli eğitim alınıyor mudur size hocam? Hani bilmiyorum o tarafı biliyor musun? Hani 5 yıllık bir bölüm. Animasyonlu bölümü de var üniversitelerde. Vallahi şimdi yani o mezunlar acaba iş bulabiliyor mu? Şimdi onu tam bilemiyorum. Çünkü gerçekten onu konuda benim bir yorum yapabilmem için orada derse oturmam gerek. Yani oturup bir 3 ay 5 ay dinleyip yeterli bir şey öğretiyor ya da öğretmiyorlar demem lazım. Şimdi ben bir derse girmediğim için oralarda şimdi ne desem yalan olur. Boşu boşuna da kimseyi itham etmemek lazım. Yani iyi ya da kötü diyerek. Tabii bunlar biraz da öğrenciden alakalıdır. Yani Amerika'da bile gitseniz okula yani 50 kişilik sınıftan 3 kişisi çıkar doğru dürüst. Yani diğerleri gene gelirler. Bir sene sonra gene gelirler. Yani o biraz yetenek, algı, karşı tarafın açıklaması. Tabii bunlar yani şey dengeler. Bunlar şimdi kalkıp da öyle oluyor, böyle oluyor, olmuyor denemez. Türkiye'de yalnız bir tane hani en büyük sorunlardan bir tanesi insanların genelde askerden kaçmak için bu tip branşlara girmesi. Yani bu problem.
Değil mi? Resim bölümü, beden eğitimi. Evet. Yani askere gitmemek için bu tip branşlara gidiyorlar. Yani o zaman tabii büyük eksiklik ortaya çıkıyor. Çünkü onların niyeti yokmuş öğrenmeye. Yani hoca ne yapsın? Okul ne yapsın? Adam gidiyor, geliyor işte kafasına. Hocam benim bir merak ettiğim konu daha vardı. Gerçi siz Buyurun. sizin muhabbetinizi bölmemek için o arada sormadım. Arada geçtiği için aklıma geldi aynı zamanda. Tamam. Şimdi bu animatörler aynı zamanda grafik tasarımcısı sanırım biraz da. Bu biraz sanat işi dediniz, doğru. Siz mesela bu hani 3DX ondan sonra o Lightwave programlarını kullanıyorsunuz ya hocam. Evet Bunların abi. yanında mesela işte Photoshop, işte Freehand, ne bileyim Tabii. Quark Express, işte CorelDRAW mesela. Bunları da kullanıyor musunuz yardımcı Biz program olarak hani editleme anlamında? Photoshop kullanılıyor. Photoshop endüstri standardıdır. Dünyanın her yerinde Photoshop'suz iş yapılmaz. Ama yani bu çünkü yüzey kaplamaları boyuyoruz orada. Yani resim yapmak kısmı oraya geliyor işin. Değil mi? Yani yardımcı program olarak bunları da kullanıyorsunuz yani. Tabii Değil tabii mi? Photoshop kullanıyoruz. Ama yani işte Corel Draw ya da Freehand ya da şey onlar genelde matbaa işleri yani baskı işçi için kullanılan işler. Film, sinema filmi için pek kullanılmış bir şey değil. Post için Digital Fusion kullanıyoruz. After Effects hafif kalıyor işlere. Yani alternatif olarak Nuke var şu anda ilerliyor post işinde ama Nuke'u ben kullanmadım. Tam bilmiyorum tam olarak içeriğini. Doğal olarak benim kullandığım Digital Fusion olduğu için. Daha doğrusu endüstrinin kullandığı Digital Fusion'dur. Yani Digital Fusion çok daha farklı bir yapıda olduğu için altyapı olarak. Ya bizde genelde çünkü şeydir yani bir programı yüklerken siz saatler sürüyorsa o programı yüklemeniz ve yani gigabaytlarca yer tutuyorsa o program endüstride kullanılmayacak demektir. Ben size öyle Anladım. anlatayım. Yani bize göre ben Lightwave'i kopyalayabilirim. Çırt çırt kopyalarım yani. Yüklememe bile gerek yok. Yani Digital Fusion da aynı. Bu klasörden kopyalayabilir makineye atarım kopyayı. Orada çalışır. Çünkü profesyonel şeyde böyle bir olay var. Yani yüzlerce makineye yükleniyor bu aletler. Render farmlara yükleniyor. Orada yüksek derece hard disk tutması ya da RAM tutması, işgal etmesi falan gibi şeyler olduğu zaman stüdyolar bunlardan kaçar. Çünkü bunlar hep yatırıma gider ondan sonra. Yani ekstra makine, ekstra hard disk, ekstra RAM, ekstra bilmem ne bunların hepsi stüdyoların pek yaklaşacağı işler değildir. Aslında zevkli işler hocam, animasyonluk, grafikerlik. Biz üniversitede CorelDRAW görmüştük bir bununla ilgili alakalı olarak. Hatırlıyor musun Mimar? Sen aldın mı o dersi? CorelDRAW. Evet hocam. Evet Orada hocam. IBM farklı böyle hani markaların isim vermeyelim de logolarını, simgelerini yapıyorduk ödev olarak. Yani tabii onlar da. Hocam peki ya bir soru var. Yani arkadaşlardan Süleyman Bilgin sormuş. Demiş ki hiç kodlama yapılıyor mu? Yani Yapılıyor. sizin işinizde. Yapılıyor. Sürekli yapıyor. Gel buraya. Gel. Gel. Bir demiş stajyer arıyor musunuz eğitici? Ararız. Ha şu adam. Şu eleman. Mert Bizim kodlamalarımız bu yapıyor. Hocam çok işte yakışıklıymış bir maşallah. Çok yakışıklı değil. Bizde çirkin adam yok. Biz Real Madrid gibiyiz. Formasını satamayacağımız adam almıyoruz. Şimdi bu 17 yaşındaydım. 17 yaşında geldi bizim evimize. 17. Kamera yalnız tam gözük göstermiyor kendisini hocam. Yo yo ben gördüm. Ha burada işte. Ben tabii kadrajı dolduruyorum. Gördün mü? Yani şimdi bu adam mesela geldi. Ben dedi programcı olacağım, kodlama yapacağım falan filan yapacağım dedi. 15 gün burada ayakta bekledi. Ondan sonra ona bir masa bulduk. Tamam git hadi işine. Şimdi bütün işim kodlamalarımızı o yapıyor mesela. Bana şu lazım diyorum hemen Lightwave içerisinde işi otomatiğe bağlamak, daha hızlandırmak amaçlı falan filan neyse gereken. Yani hemen yazıyor, yazıyor, veriyor. Bazısı çalışıyor, bazısı çalışmıyor. Küfür işitip gidiyor. Neyde yazıyor hocam? Hangi dilde? Lightwave'in içinde yazıyor. Lightwave'in kendi içinde var zaten. Kendi Script şeyi. mi var? Python falan var. Ha, Python Script falan destekliyor orada. Ay nasıl sevindi, nasıl sevindi bir Savaş Hoca bir Hayır Python'ı. hocam. Ya ne sevineceğim? Babamın dili mi? Allah Allah. Şey diye soruyorum sadece. Biraz sonra soru gelecek yine hangi dilde yazıyorlar diye de. Ben peşin peşin sorayım diye. Lightwave'in içinde Python var. Ayrıca bir de Lightwave'in kendi yani Elscript dediğimiz bir yazılım sistemi var. Yani bunların ikisi de kullanılabiliyor. O bilmiyorum. İşte genelde ya Python'u ya bilmem neyi kullanıyordur yani. Onun işi ben anlamam. Hiç anlamam. Aman anlamayın hocam. Biz de anlamıyoruz zaten. Hocam bir Ben de şey, Yılmaz Oğdaş demiş, kamera kullanıyorlar mı demiş. kamera derken gerçek kamera mı? Gerçek kamerayı kastetti herhalde. Yok. Kamerayla olan tecrübemiz az önceden belli. Anladım. Hayır, bu filmde kullanmıyoruz. Yani tabii ki yani başka projelerde Matrix'lerde şunlar ona kamera çok etkili bir tabii ki alet ama bu projede kamera kullanmıyoruz. Çünkü
Gerçi şey olarak kullandık. Motion capture çekimleri yapılırken kamerayla çektik şeyleri. Hani aksiyonu şusunu busunu referans olsun diye. Yani neyi ne yapmışız tam hatırlayalım yarın bir gün. Çünkü malum önce motion capture'ları çektik. Aradan 6 ay geçebiliyor. O yaptığımız çekimde bu adam ne yapmıştı? Ne için yapmıştı? Bunu falan gibi şeyleri referans olsun diye çektiklerimiz var ama filmin içerisinde kullanılmak üzere çekim yok. O şekil yok. Bir de Uğur Kılıç demiş ki animasyon yapmak için sadece yazılım bilmek yeterli mi? Bence yazılım sadece işin çok ufak bir parçası o zaman. Ben öyle anladım hocam değil mi? Tabii. İşin temeli sadece... belki çizgi film teknikleri var yani. Ya, filmin temeli sizsiniz. Yani işin temeli bireydir burada. Sizin yeteneklerinizle alakalıdır bu. Yani ben şunu hep şu şekilde açıklıyorum. Michelangelo'ya da bir resim gösterirsiniz, çizer. Leonardo da Vinci'ye de gösterebilirsiniz, çizer. Bana da gösterirsiniz, çizerim. Savaş Hocam da çizer. Yani bunların hepsi farklı gözüküyor. Hepimiz aynı kalemi alırız elimize, çizeriz. Ben yani, çöp adam çizerim tabii muhtemelen. İşte buradaki mesele o yani. Biraz elinizdeki aletten çok. Bir de böyle hani çok upgrade'ler falan, işte o versiyon, bu versiyon falan lafları geliyor. Ben buradaki çocuklara hepsi aynı şeyi öğrettim yani. Yani sizce Leonardo da Vinci, ya bu fırçanın upgrade'i çıkmış, alayım da daha iyi çizeyim diye bir şeyi var mıydı derdi sizce? Bence yok. Önemli olan o takımın elinizin altında olması yani. Photoshop'un 5'i olmuş, 7'si olmuş, 2013 olmuş, CS bilmem kaçı olmuş falan yani bunlar çok önemli şeyler değil. Çünkü bana da mesela bazı şeyler oluyor. Ben diyorum ya biz 1996'da da yapıyorduk bu patlamaları. O zaman dinamikler mi vardı? Yoktu. Şimdi dinamikle niye uğraşacağım ki? Ben elde yapıyorum abi. Ben sorun yok bende yani. Peki hocam, uzay kuvvetlerine biraz daha geri dönecek olursak, film ne aşamada şu anda, ne zaman vizyona girecek ve izleyeceğiz? Şimdi, film bitti, bitiyor. Aslında daha önce de bitebilirdi ama biz tabii vizyon tarihiyle alakalı olarak ben gene kıllandım. Benim öyle bir huyum vardır. Ben asla, hani bir laf vardı, sanatçının işi hiçbir zaman bitmez derler. Bir resim, sanatçı için hiçbir zaman bitmez. Her gider gelir bir şeyine bakar, şurası da şöyle olsaymış der, gene alır fırça eline. Bizde aynı şey geçiyor şu anda. Yani bitmiş olması gereken işin tekrar biz orayı da böyle yapalım. Madem zamanımız var, buraya da bunu ekleyelim, burayı da böyle değiştirelim, burayı da böyle güzelleştirelim falan gibi planlardayız. İnşallah 31 Aralık'ta ben bunu artık şey koydum kendime. Dedim ki yok, gelecek seneye bu filmle girmiyoruz. 31 Aralık gecesi bu iş bitti. Nerede bittiyse orada bitmiştir yani. Dedik. Doğal olarak 31 Aralık'ta film bitmiş olacak. Vizyon konusu biraz çelişkili. Yani şu anda bunun pazarlıkları dönüyor Savaş. Malum Türkiye'de böyle bir sorun var. Şimdi şu en büyük sorun gerek sinemacılar, gerek dağıtımcılar, gerek de yapımcılarla alakalı olarak örneği olmayan bir film bu Dabel. Daha önce yapılmışlığı yok. Doğal olarak gişesi belirsiz. Yani gişede ne yapar? Çok belirgin değil. Ve mesela biz Şubat'ı planlıyorduk. Şubat şeyinde. Ve bu Şubat'ta Recep İvedik'in yenisi çıkıyormuş. Eyvah Eyvah'ın yenisi çıkıyormuş. Eyvah Eyvah. Eyvah Eyvah. Falan dediler. Bunlar sizi etkiler dediler. Yok işte şudur budur ne dediler? Dur bakayım. Ayda bir kere sinemaya gidebilen pek çok kişi var bu memlekette. Yani gider Recep İvedik'i seçer, size şey olur. Çünkü daha önceden bilinen bir konsepto falan filan gibi şeyler söylediler dağıtımcı. Biz de iyi dedik, o zaman girmeyelim çünkü çok büyük emek var Savaş. Yani inanılmaz bir emek var burada. Yani şurada görseniz insanlar yerlerde yatıyor. Yani koltuklarda, yerlerde, sandalyelerde, masa başlarında. Yani burada 24 saat çalışıyor bu mekan. 2,5 senedir bu insanlar buna emek veriyor. Şimdi bunu yanlış bir kararla şey yapmayalım dedik. Hani hiç etmeyelim. Çünkü bir sonraki filmin yani olup olmaması bu filmin başarısıyla alakalı. Neticede daha önce de belirttiğim gibi bu filme kim ne derse desin kimsenin bir kuruşu girmedi. Yani devlet desteği yok. Yani Kültür Bakanlığı falan desteği yok. Sponsoru yok. Yapımcısı yok. Tamamen yapımcı filmi, olarak hani siz mi üstlendiniz hocam? Ben ve Emre, yani iki ortağız. Yani benim bütün hayatım boyunca çalıştığım her şey bu filmin içerisinde. Ve bu filmin bütçesi de yani şöyle diyoruz. Çok düşük bir bütçe çünkü bu tip bir film için çok düşük ama Türkiye'nin de hemen hemen en büyük bütçelerinden biri. Onu da söyleyeyim. Yani Türkiye'de harcanmış en büyük paralardan birini harcıyoruz. En büyük olmasa da. Yani film kapsamında. Yani öyle sinemada herhangi bir filmin bizim bütçemizi yakalaması mümkün değil. Şu andaki vizyonda olanlardan. İnanılır gibi değil bütçe. Ve ama tabii dünya çapında baktığınız zaman yani Pixar harcamaları şöyle 150-180 milyon dolarlardan başlayan bütçelere bakınca onlar tabii öğlen yemeği.
gibi duruyor. Hocam mesela şey varmış, Finding Nemo diye bir animasyon filmi, evet. 850 milyon dolar gişe hasılatı yapmış. Bu Pixar yayın kuruluşunun mu yoksa Walt Disney mi diye? Pixar olabilir belki ama. Yani, Pixar Disney'in zaten, onların Disney'in şey olarak Disney ile çalıştıkları için yani uzun vade. Çok büyük paralar dönüyor. 850 milyon dolar ne demek yani? Ama öyle, şimdi şöyle bir gerçek var orada. Şimdi ben sizin yüzünüzü göremiyorum. Burada tabii settings açık olduğu için. İsimleri falan da kimin konuştuğunu farkında değilim. Orhan'cığım. Şimdi şöyle bir gerçek var. Biz Spider-Man 2'yi 18 bin kopya çıkarttık. 18 bin kopya. Türkiye'de yapılan en başarılı film diyeceğim buna. Başarılı sayıyoruz. Fethi. Yani 600 kopya. Bakın 600 kopya, 18 bin kopya. Fetih'in bütçesinin tamamını kopya parası olarak verseler 18 bin kopyayı çıkaramazlar. Yani bu para yatırıldığı için para kazanıyor onlar 800 milyon falan. Yani ben 800 milyon falan kazanacağımı düşünmüyorum. Kazansam zaten burada durmam daha oradan sonra artık. İspanya'ya yerleşesin değil mi? Yok yok, artık Mars'ta falan yaparım. Oraya üst kurarım, oradan film yaparım. Değişiklik olsun. Yani hocam bazıları mesela aldı başını götürüyor mu Türk yerli filmler, yerli çizgi filmlerden, mesela Pepe var, işte Keloğlan var. Yani bu seri bayağı devam ediyor. Oturdu ya, galiba bu. Etmeli yani ya. Ya etmeli. Bunlar güzel şeyler. Hani bana, ben pek çok röportajda bana şeyi sordular. Mesela nedir o? Barla diye bir film vardı, animasyon. Evet evet. Bizim değil için. Mi? Nasıl? Dedim çok güzel. Gerçekten çok güzel. Ya değil mi, bir iş var. Ortada da bitmiş bir iş var. Yapılmış yani, emek bir var. Emek var. Ya adam çıkartmış filmi. Bu kadar basit. Yani buradan sonra ne kadar iyi olacağı o adamlara bağlı. Yani bir dururlarsa, Türkiye'deki en büyük sorunlardan biri istikrar zaten. Yani bir şey yapıyor birisi. Öyle bir eleştiriliyor ki. Adam bir daha elini süremiyor. Ya bilim kurgu konusuna bakın. Dünyayı kurtaran adamı yapmış adam. İyi ya da kötü. Öyle bir eleştirilmiş ki 32 sene sonra ben gelip bir daha cesaret edebiliyorum. Yani sonuçta bir ürünü ortaya çıkarmış yani. Yapmış yani mi? Değil mi? Ha, yani. Ben Star Trek örneğini veriyorum. Star Trek mesela dizi değil mi? Bugün en büyük franchise'lardan birisi dünyada yani bilim kurguda. Evet. Star Trek'in üstüne bir şey gelmez. E şimdi bakıyoruz ilk bölümüne. Irkçılık var. Şovinizm var. Politik yanlışlıklar var. Yani adam diyor ki ben diyor benim köprüme kadın giremez, çık dışarıya diyor çalışanlara. Kaptana bak. Orada diyor zenci oturamaz diyor, çık dışarıya diyor. Ya zenci nasıl bir laf bu, zenci oturamaz. Duvarlarda sigara içilmez yazıları var uzay gemisinde. Yani eski Amerikan filmlerinde bu zaten siyah beyaz karşılığı çok vardı hocam. Evet. Filmde baktım gözüküyor. Ama şimdi bilim kurguda farklı bir şey değil mi? Yani sen 2024. yüzyılı anlatıyorsun. Hiç mi göremedin yani bir gün bu adamların başbakan bile olacağını? Hani şöyle bir gerçek var. Buna sabır göstererek, yani Amerikalı da, seyirci de, yapımcı da, kanal da, bunlar sabır göstererek bugün Star Trek'i bir hale getirdiler. Az önce ben çocuklara örnek verdim. Doctor Who diye bir dizi var, İngiliz yapımı. Yani bana sorarsan dünyanın en kötü yapımı ya. Yani ben hakikaten zekama yapılan hakaret olarak algılıyorum onu ekranda gördüğümde. Ya küçümseniyorum diyorum ya. Zekamı küçümsüyorlar benim burada. Ama bu dizi 1950'den beri yapılıyor arkadaşlar. 1950'den beri. Star Trek'ten bile eski. Hala da oynuyor. Doğal değil olarak mi? Yani şey önemli, o seri önemli, istikrar tabii ki önemli. Yani onu, çünkü bir sonra bir tane daha iyi yapıyor, bir sonra şimdi biz bir film yapıyoruz. Şimdi mesela insanlar geliyorlar, şunu yapıyorlar. Ama şurası da şöyle, burası da böyle. Şimdi arkadaşım mesela o Ekşi'deki mevzuda vardı ya, yani orada da söyleyeyim. Yani sizin bana zaten söyleyebileceğiniz bir şey yok eleştiri olarak. Yapabileceğiniz hiçbir şey yok. Çünkü ben her şeyi zaten biliyorum. Yani bana yorum yazdığı zaman insan şunu düşünmeli. O yazan kişinin genel anlamda annesiyle babası tanışmamıştı. Ben bu mesleğin içindeydim. Şimdi böyle bir gerçek varken ortada. Ben filmimin eksiklerini biliyorum. Mükemmel olması mümkün mü? Değil. Çünkü Amerika'da bile mümkün değil. Hiçbir yerde mümkün değil. Yani CG ve teknolojinin geldiği bir nokta var. Ve bu nokta bir yerde duruyor. Biz zaten bunu biliyoruz. Doğal olarak ne yapabiliriz? Bu ancak işte teknolojinin, yazılımın gelişmesi, bilgisayarların render kapasitesinin artması, RAM'in büyümesi, işlemcilerin hızlanması falan filanla aşılacak bazı şeyler. Bunları ya, biraz da tabii paranın desteği. Yani bana soruyorlar işte Avatar'ın nesi var ki abi, biz yapamıyoruz. Neyimiz eksik? 550 milyon dolarınız eksik arkadaşım yani. Kolay kolay kapatılacak bir açık değil bu. Yani onda 550 var, bizde 500 var, niye çıkaramadık? Yetenek mi yok gibi bir soru değil ki bu. 550 milyon dolar ya. Yani Azerbaycan'ı alırsın o paraya. Çok basit yani. Küçük devletleri alırsın ya. Çok net.
Ben Kıbrıs gibi bir adayı alırım mı paraya? Çok rahat. Gerçi Azerbaycan zengin bir ülke hocam. Ondan Azerbaycan. Örnek verdim. Gürcistan neyse oralarda evet, evet. Var böyle devletler. Yani Malezya'da da var, Çin'de de var. Yani alınır. Çünkü çok büyük rakamlar. Yani ufak tefek bir rakam değil 550 milyon dolar. Evet. Yani kullanılan teknoloji, kullanılan yapılanlar, atılanlar. Yani ben bunu her zaman söylerim. Yani ustayla acemi arasındaki fark, usta acemi'nin düşündüğünden bile fazla başarısız olmuş kişidir. Yani bu adam başarısız olmuştur defalarca. Siz onu görmezsiniz. Siz biteni görürsünüz. Çöp tenekesine bakmak lazım attıklarına. James Cameron'ın filmi çekerken ne kadar parayı çöpe attığına bakmak lazım. Ha bizim öyle bir lüksümüz olabiliyor mu? Olamaz. Şahin hocam. Biz, yani bizdeki efendim. Özür dilerim bitti sandım. Buyur hocam lütfen. Buyur canım. Yok. Yani neticede bizdeki atımı sıkımlık kurşunluk sayısı bellidir. Bunların hepsi hedef bulmalıdır. Yani belli bir şekilde. Doğal olarak insanlar o şekilde çalışıyor. Yani herkes aynı şekilde çalışıyor. Benim kalkıp Barla'yı ya da şeyi eleştirecek. Ben zaten yapmam öyle bir şeyi de. Bana göre çok güzel şeyler bunlar. İkincisini yapsınlar diye bekliyorum mesela. Ya işte diziler var televizyonlarda. Keloğlanlar, şunlar bunlar. Ya bunlar güzel şeyler. Bunlar yapılmalı. Aslında hocam değil mi? Yani konu, bizde konu çok. Mesela Nasrettin hocamız var, bizim temel fıkraları var değil mi mesela? Ya elbette sonra, var yani. Dede Korkut masalları vardır. Aslında bunları 3D olarak çekilebilir. Güzel i̇şte Dede Korkut yapıyorlar galiba zaten. Yani o var zaten TRT'de. Yani güzel. Bütün yapmaları gereken şey yalnız hani burada Türkiye'deki en büyük hatalardan bir tanesi bu çocuklar. Bir şey başarılı olduğu zaman tamam burası deniyor. Bir de böyle bir şey var. Şimdi bu da olayın tabii tersten bakışı. Yani paranın diğer yüzü. Yani neticede evet eleştirilmedikleri zaman da bu sefer kalkıyorlar. Tamam burası rahat yer deyip orada kalıyorlar. Yani 7 senedir TRT çocuklu olup da gelişmeyen projeleri de biliyorum. Şimdi isim vermeyeceğim. Yani 7 senede 7 adım ileriye gitmedi. Olduğu yerde duruyor. Burası kazandırıyor bize deyip orada kalanlar var. Hocam, Şahin hocam gelişme derken Hasan Yasin Türk Yılmaz arkadaşımızın bir sorusu var. Hı hı. Diyor ki yani Şahin hoca kendisini nasıl geliştirmiş? Bu konuda biraz bize tüyo verse diyor. Vereyim. Ben 21 saat çalışıyorum günde. Ortalama olarak. 18 sene tas tamam 18 sene haftada 7 gün 20-21 saat çalıştım. Tek bir gün tatil bile yapmadım. Yani sırf bir yerden çalıştık. Başlayıp çalışmak, evet, çalışmak, çalışmak, çalışmak. Ama hocam yani herhalde arkadaşın sormak istediği şeylerden birisi de şu. Hani çalışmak da ama hani yani neye bir çalışacak? Yani neye çalışacak? Bu güzel soru. Şimdi ben şunu derim. İnsan her zaman kendi eksiklerini bilir. Şimdi biz o arkadaşın eksiklerini bilemeyiz bir işi yaparken. Ama bir işin ustası ya da işi yapan kişi eksiklerini bilir. Bir müzisyen hangi transpozisyonlarda iyi çalamadığını kendi bilir. Onların üstünde durması gerek. Yani yapamadığı şeyin üstünde durması gerekiyor. Çivi tabii ki. Yani bir projeye başlayın. Alın diye atıyorum. Ne diyeyim? Atın koşması gerekiyor. Bir at yapacağım ve koşacak. Bizim meslekten bahsediyorum. Tamam atı koydun. Aldın. Modeli aldın. Falan filan. Bir de şöyle bir şey var. Yani şundan korkmayın. Bize de geliyor bu tip yorumlar. Amerika'da da gelirdi. Satın alabileceğiniz hiçbir şey yapmayın bir kere. Satın alabileceğiniz hiçbir şeyi yapmayın. Gerek yok. İnşaatçı tuğla mı imal ediyor? Var mı böyle bir şey? Restorancı tuzu gidip denizden mi çıkartıyor, öyle üretiyor bilmem ne yapıyor. Yani ne, zeytinyağını mı üretiyordu restoranda aşçı? Yok öyle bir şey. Önemli olan nedir? Amaca gitmektir. Birisi yapmıştır ve satıyordur. Alırsınız, kullanırsınız. Bu sizin zamanınızı kazandırır. Sizin olmanız gereken yerde olur. Ben animatörsem benim modelle işim olmaz. Bana ne modelden? Yapın getirin derim. Ben stüdyoda öyleydim yani. Modelinizi yapın gelin kardeşim derdim. Ben oturup da model falan yapamam. Ben o işi bırakalı 20 sene oldu. Ben çocukken yapıyordum o işleri. Modelci yapar. Modelcinin işidir. O parayı alır modeli getirir. Şimdi sen baştan başa ben modelci olayım sonra animatör olayım dese yapamazsınız. Şimdi her şeyi yapmanın yolu yoktur. Kimse her şeyi yapamaz. Buna ben de dahilim. Herkes dahil. Buna James Cameron da dahil. Ya bu işin bölümleri ya modelcisinizdir, ya animatörsünüzdür, ya efektçisinizdir, ya texture yüzey kaplamacısınızdır, ya postçusunuzdur. Yani işe girdiğiniz zaman da bir de generalist diye bir şey vardır. Hani generalist diye geçer böyle. Ucuz firmalar generalist ararlar genelde. Hani bizde bir laf vardır. Jack of all trades, master of none derler. Yani Türkçesiyle yani her işten anlayan, ne iş olsa yaparım abi. Her işten anlayan hiçbir şeyin ustası olmayan dediğimiz. Onlara genelde sahne temizletilir.
Aynı ben işte o. Bana uyuyor. Yo estağfurullah. Bir sahne varsa geleyim hocam. Estağfurullah. Bana bir çay verin ya. Bak küfür edemiyorum bir çay da bana verin ya. Buyurun. teşekkür ederim. İnşallah ziyaretine geleceğim zaten. Beklerim ya. Çayını içeceğim. Bak Kemal gelin gelin diyor oradan. Peki hocam ben şeye biraz değinmek istiyorum arkadaşlar müsaadenizle. Bu hiçbir destek almadık işte Kültür Bakanlığı'na falan dedin ya hocam. Başvuru evet. Yaptınız mı? Yani Şimdi şöyle o savaş o konu biraz ilginç. Oraya girmek istemiyorum. Emre yasakladı bana. Yasaklamasının sebebi de zaten ben de şimdi benim bir suyum vardır. Ben Avustralya'da yetiştiğim için herhalde bu. Ben genelde haksızlık kabul edemem. Yani yediremem kendime. Haksızlığın olduğu yerde ben çok isyan ederim. Yani doğal olarak biz Kültür Bakanlığı'yla görüştük. Bize Suriye'de savaş var dediler. Biz zaten askeriyeden istemedik yardımı dedik. Yani Kültür Bakanlığı'ndan. Tamam mı? Ertesi günü, bir iki gün içerisinde Yılmaz Erdoğan'a Oscar'a gitsin diye hem Başbakanlık Fonu'ndan hem Kültür Bakanlığı'ndan destek çıktığında dedim ki demek ki akil olmak gerekiyormuş. Çünkü bu ayıp oldu. Kendilerine de söyledim. Bu ayıp oldu dedim. Hani ama öyle dedim tamam bu ayıp oldu. Bitti konu kapanmıştır bende. Hani şimdi şöyle bir gerçek var Türkiye'de. TRT Genel Müdürü'nün yayına çıkıp bilim kurgu Allahsızlıktır. Çocuklara gösterilmesinden tedirgin oluyorum demesi cehaletin dik alası ve körlüğüdür. Şimdi bu mantalitede olan bir kurumla ya da o kurumlar zincirinde diyeyim bilim kurgu için bir şey istemek zaten yani olmayacak duaya amin demektir. Sen o zaman Müslüman mahallesinde salyangoz satmaya benzemiyorsun. Yani tabiri caizse. Abi ben ne diyeyim yani ne şimdi bak ben bu projeye niye başladım? Şimdi herkes bana aynı şeyi söylüyor. Derler ki ya bir komedi yapsaydın. Ya dağıtımcı da söylüyor. 5 tane komedi çekerdin bu paraya. Hem de kaliteli komedi çekerdin yani bu paraya. Hemen koyardık hemen zengin olurduk. Güzel. Ama memlekette komedi eksiği var mı? Yok. Sözlüklerimiz bile komedyen. Yalan mı? Doğru hocam. Mimar hocam da komedyen zaten. Mesela. Şimdi hocam, buradaki hocam, mesele nedir? Yayınlara bakıyorum. Yayınlara bakıyorum şimdi ben. Bu arada Facebook'tan ekleme için şey gönderiyorlar. Arkadaşlar birazdan yapacağım. Yani yanlış anlamasınlar. Şimdi şöyle bir olay var. Ses bozulur diye korkuyorum. Aman hocam dokunma. Şimdi burada şöyle bir gerçek var. Ben çocukken televizyonda TRT'de Star Trek diye dizi oynardı. Uzay yolu oynardı bildiğimiz Mr. Spock'lı körklü olan o siyah beyaz döneminde. Biz her işimizi bırakır çocukken koşa koşa onu seyretmeye giderdik. Ve ben bugün böyle bir adam oldum. Sonunda Star Trek'lerde çalıştım. Ben Japonya'da bir adamla tanıştım. İsmini söyleyemiyorum yani çok zor onların ismi. Ama hatta böyle dost olduk orada bayağı muhabbet ettik. Onunla konuşurken o dedi ki ya dedi ben de Star Wars'u seyrettim dedi. Dedim ki ben bu robotu yaparım. 10 yaşındaydım dedi 12 yaşındaydım böyle bir şey. Yaparım dedim dedi. Bu adam abi bugün dünyanın en büyük robotik üreticisi ve Tokyo'da üniversitede robotik dersi veriyor adam. Şimdi bu şu demektir. Seyrettiğimiz şeyler kim olduğumuzu çok net etkiler. Yani seyrettiğimiz şeylerle büyürüz. Şimdi burada kahramanlarımızın kim olduğuna iyi bakmak lazım. Şimdi Amerika'ya baktığın zaman Iron Man. Zengin, bilimci değil mi? Bilim adamı. Adam her şeyi iyice. Deha, zeka bilmem ne falan filan. Spider-Man kimyager değil mi o? Evet. Kimyager. Evet. Şimdi baktığın zaman hepsine arka arkaya dizersin böyle. Superman gazeteci vesaire. Superman gazeteci, Flash Gordon, Flash, Barry Allen şeyci, CSI'ci değil mi? Yani olay yeri inceleme, o bilim adamı. Bunların hepsi bilim adamı. Adamların kötüleri bile bilim adamı ya. Yani Doktor Octopus nedir? Kötüleri bile bilim adamı. Adamların kahramanları iyi ya da kötüyü seçsin, bilimle ilgileniyor. Doğal olarak çocuk bilimle ilgileniyor ya da teknolojiyle ilgileniyor ya da programcılıkla ilgileniyor. Şimdi bize bakalım. Yayına girdiği günü doğan çocuk Kurtlar Vadisi'nin bugün lise öğrencisi ve tanıdığı tek kahraman modeli Polat Alemdar. Şimdi bu çocuk ben abi racon kesmem gırtlak keserim dediğinde bu çocuk suçlanabilir mi? Evet.
Yani bizim insanımız çamura bakıyor sürekli olarak. Aşiret dizileri bakıyoruz. 100 bin liraya kimin karısıyla yatarım muhabbetleri. İşte ben gırtlak keserim muhabbetleri. Ya televizyona bakıyorum. Gündüz saatinde de sadece 90'lık dedelerin evlenme programı var. Yani, bu çocuk ne olacak abi? Bu çocuğa ne olacak? Dizilerin 90'lıkta zaten entrika var. Ben onun için evet, tarihi bir diziyi alıyorsunuz. Bakın. Hayatının 1,5 senesini, tamam mı, sarayda geçirmiş bir padişahı alıyorsunuz. Adamı resmen kadın tellalına çevirdiniz. Evet. Yani olabilecek bir şey mi bu? Ayıp değil mi? Tamam, para kazanacaksın da sen medya olarak sorumlulukların yok mu insanlara karşı? E tabii biz ne yaptık? Ben dedim ki ben bunları yapamam abi. Benim filmimde silah yok. Aa, kavga dövüş var. Uzay savaşları da var. Lazerler, şunlar bunlar, gemilerde uçuşuyor. Ama ben Murat Kaptan'ın eline bir silah verip yarın bir gün çoluk çocuğun da sokakta ben Murat Kaptan'ım diye adam vurmasına benim gönlüm razı olmaz. Para kazanmasın abi, ne yapayım, batsın ya. Harika. Yani maşallah. Çok güzel yani, düşünce olarak ben zaten diyorum mu? Aksiyon var, dövüşüyorlar. Karate Kod'da bir yazmış, Wing Chun hareketleri var abi, filmde daha var mı dedim, spoiler vermiyorum, gider seyredersin. Yani var, dövüşüyorlar. Çünkü bunlar olağan şeyler ama yani silahla bilmem neyle adam, ya bunlar yok, ben giremem böyle işte. Benim vicdanım el vermez, batsın ya, ne olacaksa olsun, bana ne. 3 kuruş para bir daha kazanırım ben yani. Türkiye'de bunlara çok dikkat etmek gerekiyor. Ben onun için bilim kurguyu seçtim. Dedim ben bir iki tanesi çocukların, 5 tane çocuk dese ki ya ben de gideceğim işte yarın bir gün uzay gemisine kaptan olacağım. Gideyim bilim öğreneyim, bir şey öğreneyim. Tabii ki olamayacak ama neticede, çünkü uzay gemimiz yok henüz. Ama en azından doğru yönde ilerlerse belki yarın bir gün benim gibi söyler ya, ben de böyle bir film vardı, seyrettim. Sonra böyle bir adam oldum, çıktım der. Ben nasıl Star Trek'i diyorum. Ben Gene Roddenberry'nin kendisiyle gittim, teşekkür ettim yani. O dönem. Dedim Allah razı olsun. İyi ki de yapmışsın. İyi ki de zenci giremez falan da dedirtmişsin, fark etmez. O bile bir yardımcı bana konu olarak. Yani böyle bunlar önemli şeyler. Benim felsefem bellidir bu konularda. Yani kesinlikle bu filmin de yapısı göreceksiniz. Yani aynıdır. Bazı insanlar yanlış algılıyor, çok aşırı politika var falan zannediyor. Bizde politika falan yok. Onlar nasıl algıladılar onu anlamadım. Mesela teaser yaptık ya. Yani biz Amerikalılara bir şey söylüyormuşuz gibi aldık ki uzaylı bize söylüyor onu ama ben anlamadım. İnsanlar nasıl onu biz Amerikalıya söylüyoruz diye algıladı. Orası da başka bir konu. Hocam yani her akşam böyle yani her gece uyumadan önce bir tane bilim kurgu filmi işte izliyorum da. Hocam. Hakikaten bir şey söyleyeceğim. Yani bu zevk böyle bir değişebilir yani kişiden kişiye. Ama yani bir kişi bilim kurgu filmi izlemeye başladıktan sonra hayata bakışı bir değişiyor hocam. Tabii ki değişir. Tabii yani, de değişir. Ya yıldızlara bakmak diyorum ben buna. Yani evet. Çamura mı bakacağız, yıldızlara mı bakacağız? Yani çamura bakarken yükselmek mümkün değil. Yani ne kadar dikkat ederseniz edin, çamurda yürürken üstünüze mutlaka sıçrayacaktır. Çamur sıçrayacak. Başka bir şey sıçramaz abi. Çamurdan bir şey gelmez. Ama bilim öyle bir şey değil. Yani ben çok şey araştırdım, çok inceledim dünya kadar işte ve ben mesela bu filmi yazarken senaryoyu Star Trek'in bilim danışmanları var. Onları dizilerden tanıyorum, arkadaşlıklarımız falan filan var. 40 tane soru sordum, 50 tane soru sordum. Adamlara baydım. Dedim ki yanlış bilgi vermeyeceğiz çocuklara. Bak burada nebulaya giriyoruz. Bunun işte gazı nedir? Ne buluruz? Hangi partikül bulunur? Kaç gaz oranı nedir? Bilmem nesi nedir? Dönüş oranı nedir? Bunun içinde fırtına olsa ne olur? Bu neden oluşur? Bilmem. 40 bin tane soru sordum ki çocuklara yanlış bilgi vermeyelim diye. Yani çocuklar eğleneceği kadar da öğrenmek zorunda bazı şeyleri. Yani yanlış öğrenmesin azından. Hani ufacık bir şey öğrenecekse oradan. Evet. Doğrusunu öğrensin yani. Yani bizimki öyle bir eğitim filmi falan filan değil. Yani çok geyik, bayağı güleceksiniz, eğleneceksiniz. Yani neticede ben filmi yaparken hep budur. Yani sinema filminin en önemli kısmı şudur. Seyirci sinemadan çıkarken yani şunu demeli. Babam 90 dakikamız iyi geçti, güzel geçti. Çok güzel eğlendik. Yani helal olsun. Verdik işte 5 lira, 10 lira, 15 lira ne zıkkımsa bu. Verdik ama helal olsun. Yani 90 dakika hakikaten eğlendik. Her şey vardı filmde. Bu kadar. Bunun ötesindeki şey detay, işin teknolojisi ya da onun öyle yapılmış, saçı böyle yapılmış, Pixar şöyle yaparmış, bilmem kim böyle yaparmış. Yani bunlar zaten çok önemsiz şeyler. Ama önemli olan abi gittik, eğlendik, güldük, heyecanlandık, hani beğendik, çıktık. 90 dakika abi. Çünkü şunu her zaman söylüyorum, kimse de yanlış anlamasın, bunu bana burada da söylüyorlar. Eleştiriler için bilhassa ben bunu bizim çocuklara, şimdi bizim çocuklar genç oldukları için hemen etkileniyorlar. İnternette bir eleştiri gördükleri zaman çok kötü demoralize olabiliyorlar. Hani bir anda böyle ya abi bak ne demişler falan oluyor.
Kendilerine ben şunu söyledim. Yani bakın çocuklar. Şimdi bugün Atatürk olsanız halkın yarısı size tapar, yarısı nefret eder. Haşa Allah olsanız inananınız var, inanmayanınız var. Öyle mi? Biz bir küçük arık film yaptık. Bizimki alt üstü bir film ya. Kimi beğenecek, kimi beğenmeyecek. Buna alışın. Yani %100 herkesin beğenmesini bekleyemeyiz ki zaten. Zevk meselesi de var. Ben de beğenmiyorum. Ben yüzükleri, ben bak bilim kurgu severim. Efektçiyim bilmem. Yüzüklerin Efendisi ilk bölümü koydum. 20 dakikada uykum götürdü. Odur budur seyretmiyorum. Beğenmedim. Fantazi bana göre değil. Ben bilim kurguyu severim ama fantaziyi sevmiyorum demek ki. Bu olabilir yani. Onun için hani bizim filmi seyrederken de beğenen olacak, beğenmeyen olacak. Abicik benim tarzım değildi deyip çıkacak mesela. Bunlara alışmak lazım. Hocam herkesi tabii beğendirmek ya da memnun etmek gibi bir şey mümkün değil. Hele ülkemizde. Ya, ama yani şimdi YouTube yorumlarından da siz şu an belki okuyamıyorsunuz. Ben söyleyeyim. %100 Şahin Hoca'ya destek veriyoruz. Arkanızdayız. İşte eyvallah, ne güzel düşünce, ne güzel felsefe. İşte bu lazım, böyle düşünceler lazım şeklinde destekleyen yorumlar geliyor zaten. Ya bu işin biz de zaten destekliyoruz hocam. Şunu bilinmesini istiyorum gerçekten. Bu iş için, yani bu işin arkasında aslında para kazanma gibi bir istek yok. Ben para kazanmak istesem burada ne işim var? Anlatabiliyor muyum? Ben yani çok net söylüyorum. Ben Spider-Man 2'ye bir tane sahne yaptım. İlk yaptığım sahneye 70 bin dolar aldım. Bıraktım çıktım. 6 ay gezdim. Para bitene kadar. Sonra bir filme daha gittim. Stealth diye. 70-80 bin dolar onlardan aldım. Gene gittim gezdim. Benim hayatım böyleydi zaten. Anlatabiliyor muyum? Ama ben mesela tarihim boyunca eleştirilmeyen bir tane film yaptım. O da Matrix'in ilkidir. Ve sinema tarihinde de eleştirilmeyen tek film belki de Matrix'in ilkidir. Yani bu çok zor bir şey. O bir kere gelen bir kimya. Yani o bir grup insanın bir araya gelmesi, konunun bir araya gelmesi, sonra onun hani bunlar tabii ki çok zor şeyler. Türkiye böyle bir film şu anda çıkaramaz. Yani çıkaramayız. Biz de çıkaramayız. Kimse de çıkaramaz. Çünkü ne öyle bir bütçe var, ne de öyle bir felsefe var, ne de o kadar yetenekli insanlarımız var şu anda etrafımızda. Olacak. Şimdi mesela bizden sonra başladılar. Bana çok istek geliyor Facebook'tan. Ben herkese ekliyorum. Herkesle konuşuyorum. Herkes yazıyor bana, soruyor. Bir kişi diyemez ki abi bana cevap vermedin. Herkese cevap yazıyorum. Öğrensinler istiyorum çünkü. Ne kullanalım, nasıl yapalım, o nasıl olur? Bir tanesi yazmış. Ben kum, işte arkadaş ismi neydiyse. Ben kum animasyonu yapacağım. İşte onu denedim olmadı. Bunları yazdım. Bizim işimiz değil de falan ne yapayım? Anlattım. Şöyle şöyle yapabilirsin diye. Bunları öğrenmeleri önemli benim için. Gelişmeleri önemli. Çünkü bir sonraki filme belki o adam da gelecek, bize katılacak. Daha iyi bir şey yapacağız. Belki bizim yapamadığımız bir şeyi yapacak o çocuk. Onu bilemeyiz. Kesinlikle. Kimin altından ne çıkacağı bilinmez. Yani bu adam gider, gelir ve bana iş öğretir. Der ki abi ben bunu yaptım. Bak sen bunu denedin mi? Yok. Aa nasıl olmuş? Aa. Buna burada yapıyorlar. Bazen oluyor. Bir şey yapıyor. Ulan diyorum benim aklıma gelmezdi. Bu iyiyim helal olsun. Yani gençler canavar yani değil mi hocam? Tabii ki. Ya bak ne kadar yaratıcıyız. Sırf şu inci kepslere falan baksan yaratıcılığı görüyorsun. Öyle, evet. Öyle şeyler buluyorlar ki. Lan nasıl bir zeka? İyi de niye iyiye kullanmıyorsun arkadaşım? Evet. İyi bir şeye niye kullanmıyorsun? Git evet. Ha şunu bir yere yatır ya. Bu yatırım mı yani? Bu bir sermaye. Büyük sermaye. Madem zekan bu kadar iyi, kıvrak zekan var. Abi niye bu işlerle uğraşıyorsun? Git düzgün bir iş yap. Memleketi de onurlanır, biz de onurlanır. Ya biz de destek olalım, yardımcı olalım. Ben zaten şu ana kadar kapıyı çalan kimse yok demedim. Yani geçenlerde bir tane daha geldi arkadaş, Ferit diye. Abi ben gelip öğreneceğim, işte kursa mursa yazılmış falan. Gel dedim otur şurada bir yerde öğren işte ya. O da çalışıyor bizde şimdiki. De öğreniyor. Ya kimseye de kapıyı kapatmadım bugüne kadar. Ya, televizyonda bile söyledim bunu, herkes yazdı bana. Vallahi hocam ya. Şimdi vallahi bu programdan hocam, sonra en az böyle 50-100 kişi yine bir gelir hocam yani bir kapıya valla. Abi gelsinler. Yer bulan çalışıyor. Herkes kendine bir köşe. Hatta Ferit geldi. Şimdi masa yok ona. Bilgisayar yok. Evde bilgisayarla masasını getirmiş çocuk. Hocam bir şey söyleyeyim mi? Hocam bir şey söyleyeyim mi? ben sizi tanımış olsaydım mesela, bilmiş olsaydım ve 2005 yılına gidelim mesela, benim mezun olduğum yıl. Ve benim görev evet. Adımda Ferit zaten. Belki o ilk Ferit ben olacaktım. Sizin yanınıza gelecektim. Tabii. Çünkü yani. Ben zaten tabii tasarım işini sevdiğim için. Ve siz zaten böyle kapınızı açıyorsunuz yeni arkadaşlara, mezunlara. Valla harika hocam. Çok büyük bir veli nimet bir şey yani. Ya, hocam yaş 2006'da olsaydı benim de bir göbek adım Ferit değil ama yani ben de gelirdim.
Şerit'e gerek yok. Bizde bir sürü var. Hüseyinler var, Mesutlar var, Kemaller var. Yani o zaten Türkiye'de bir sıkıntı hocam. Hani bilişim şirketleri özellikle mesela ya stajyer almıyor ya hani yetiştirmiyor. Ondan sonra hazır adam bekliyorlar. Hazır i̇şte adam. Onlar evet kendi kuyusunu kalan. Onlar oturduğu dalı kesenler. Bu konuda Mimar Hocam çok güzel bir laf var hocam. Ben her şeyde dile getiririm. İşte şu alanlarda uzman işte eleman arıyorum falan gibisinden ve sürekli uzman arayan yani başka bir şey aramayan firmalara şöyle diyor ki ben de çok takdir ve destek veriyorum. Sen diyor kaç tane şimdiye kadar eleman yetiştirdin de yetişmiş arıyorsun. Aynen öyle. Yani bunu aramaya hakkın var mı değil mi? Aynen öyle. Ya, gerçekten öyle. Vallahi bizim şöyle bir gerçeğimiz var. Şunu söyleyeyim. 2,5 senedir bu projenin içerisindeyiz. Bunlar insanların kimisi işte şey geldi. Donmadık değil mi? Yok hocam. Şimdi bu insanların, bu çocukların bazısı 2,5 sene evvel geldi tam başında. Daha bir kimisi 2 sene evvel geldi. Kimisi yarı yolda, kimisi işte 2 hafta evvel geldi. Şöyle bir şey var ortada. Bu adamlar yaş ortalaması şu anda 18 ile 24 burada. 18 ile 24 yaş arasındaki bu çocukların bundan 2 sene evvel ya da 1 sene evvel kafasındaki tek şey şudur. Yataktan kalktığında abi ben bugün nereye gideyim? Kime takılayım? Dur ben bir Face'ten yazayım. Dur bir mesaj atayım. Dur birini arayayım. Tamam mı? Bugün ne yapsam? Ve genelde yaptıkları şey de her zaman bellidir. Bir yerde oturup çay içmek, öbüründe nargile içmek ya da işte varsa parası sinemaya gitmek falan filandı. Bu adamlar onu yapmak yerine gelip benim kapımı çaldılar. Dediler ki abi biz öğreneceğiz. Gel biz de girelim. Varsa yerin yapalım bir şeyler. Gelin dedim geldiler. Şimdi son 2 senede bu adamlara olanları söylüyorum. Kemal şu Lightwave magazine'i versene. Lightwave magazine'i versene oradan. Son 2 senede bu adamlara bütün gazetelerde bu adamların yaptığı işlerin resimleri çıktı haberler olarak. Ben kendi işlerimi yollamıyorum. Genelde onların yaptıklarını yolluyorum. Efendim söyleyeyim bütün televizyonlarda, kanallarda bu adamların yaptığı işler konuşuldu. Bugün hala onu konuşuyoruz bakın burada. Bu adamların yaptığı iş SIGGRAPH'a gitti. SIGGRAPH'ın ne olduğunu açıklayayım. SIGGRAPH genel anlamda görsel efekt piyasasının Oscar'ları gibidir. Yani bizim için Oscar'lardan önemlidir orası. Bütün dünyanın en büyük animatörleri, en büyük grafikerleri oraya gelirler. Birleşirler. Herkes bir şeyler gösterir, anlatır, bilmem ne tanıtır. Şudur budur biz onu yaptık, biz bunu böyle yaptık. Avatar'ı öyle çektik, Matrix'i böyle yapmıştık, bilmem neydi diye anlatırlar. Ve karşısındaki dinleyen adam ya kendisi kadar iyidir ya da kendisinden iyidir. Böyle bir platformdan bahsediyoruz. Yani bir konuşmaya başlıyor, adam çıkıyor sahneye konuşmaya başlıyor. Bir bakıyorsunuz 3 dakika sonra boşalmış orası. Adam diyor ki ya bu ne diyor, ben diyor işte Avatar yaptım diyor, bunu mu dinleyeceğim deyip gidiyor. Öyle bir yer orası. Bu adamların yaptığı iş SIGGRAPH'a gitti. Orada seyredildi. Yüzlerce kişi tarafından. En kalabalık show bizimkiydi. Ayakta alkışlandı. Ne güzel. Boy uzay kuvvetlerinin... teşekkürler. Uzay kuvvetlerinin afişleri boy duvarlardaydı. Bakın. Dergi. Şöyle yapayım. Bu Amerikan... Hocam o kamera değil. Öbür kamera. Ya doğru ya. Bu 3D dergisi tamam mı? Yani şuraya baktığımız zaman, bakın okuyabiliyor musunuz? Ne diyor? Evet. OK 2911. Şimdi buraya giriyoruz. Bakın. Yani bu, o piyasanın herkesin evinde olan bir dergi. Şöyle açayım. 2 sayfa bu. Evet. Full. Bununla 4 sayfa. Bununla 6 sayfa. Hollywood'daki her yönetmen, her görsel efekt yönetmeni, her normal yönetmen, her görüntü yönetmeni bunu okudu. Süper bir şey yani. Tebrikler hocam. Evet hocam. Gerçekten çok güzel. Geçen ayda Almanya'da Deutsch Design dergisi var 3 boyutlu. 10 sayfa artık kapak. Onun daha şeyi gelmedi. İstedim ben basılmışı. Gelmedi. Yani bu adamlar şimdi şunu düşünüyor. Yarın nereye gideceğiz diye düşünmüyorlar artık. Ya biz Oscar'ı nasıl alırız diye düşünüyorlar. Adamların kafa yapısı değişti. Evet. Bu proje çok faydalı oluyor onlara ben ve bu beni sevindiriyor. Çünkü gerçekten şuradan çıkan adam yani hepsine de şunu söylüyorum. Yani burada işiniz bittiğinde
ben gideyim de işte bilmem nerede etiket değiştirip firma isim vermeyeceğim. İşte Coca-Cola, gelen Coca-Cola'nın etiketini değiştirip Türk Coca-Cola'sı yapayım diye düşünmeyin. Buradan çıkarsam Pixar'a, DreamWorks'a gideyim diye düşünün. Çünkü gidersiniz. Hocam şimdi sana bir iyi bir kötü haberim var. Önce hangisini söyleyeyim? Okey. Kötü haber, iyi haber yok mu? Biri kötü, biri iyi. Ver abi işte gelsin. Tamam, iyi haberi söyleyeyim. Söyle. YouTube'da yorumlarda bizi şu an canlı izleyen yaklaşık 60 tane arkadaşımızın bir kısmı ailecek kesinlikle o filme gideceğiz ve tavsiye edeceğiz. Siz müşteri olun diye teşekkür yazmışlar. Ederiz. Teşekkürler. Bu iyisiydi. Kötü haber. Muhtemelen pazartesi günü ofisinin önünde kuyruk olacak. Bence başka yere taşın. Bence bu da iyi taşın bence. Valla bizim kapımız açık. Ben ailemden de öyle gördüm. Yani bizim şey de öyleydi. Her zaman kapı orada açık. Yani kapıyı çalan giriyor ve burada kalıyor. Abi ben burada kalacağım artık diyor. Ferit şey demişti zaten ailesine. Ya ben gelmeyebilirim birkaç günde, haftada birkaç gün. Artık siz hazırlıklı olun deyip geldim diyor abi diyor. Yani bizim için fark etmez. Biz herkese öğretiyoruz. Bizim kapı, ben Mevlana gibiyim yani öyle diyeyim. Hey maşallah. Yani yok öyle bu işi yapmak isteyen, tabii ben Mevlana kadar geniş çaplı olamam. Yani o herkese hitap eden biri de ama ben şey olarak yani 3D konusunda gerçekten bir şey öğrenmek isteyen herkese benim kapım açık, gelirler, öğrenirler. Sabırlı olacaklar. Yani bu işi yapmanın herkese söylediğim gibi yarın çıkar ben yaparım diye bir şey yok. Yani bu iş gerçekten sabır ister, işi sevmek ister, emek ister. Yani göz nuru iş çünkü yani yapacak bir şey yok. Böyle bir iş. Yani onu yapan herkese kapımız açık. Kötü haber değil, bizim için iyi haber yani. Latif olsun gelsin diye öyle söyledim zaten. Eyvallah. Hocam bir soru var da. Diyorlar ki, çok önemli soru, lütfen Şahin Hoca'ya soralım. Matrix'te subliminal var diyorlar ve bu konu hakkında konuşabilir misiniz? 25. kare tekniği, Illuminati vesaire hakkında. Illuminati. Şimdi arkadaşlar, Matrix'te benim koyduğum bir subliminal var. İkincisinde. şöyle diyeyim. Lightwave logosunu koydum ben. O ilk başta var ya şeyde dönüyerek logo, şeyler geliyor, yazılar akıyor falan filan. Orada bir kare Lightwave logosu koydum. Onu da koymamız sebebi şuydu. Biz filmi yaptık, ilkini yaptık. İkincisine kadar Maya falan filan reklamları yaptılar. Hadi yine oradan dedim ben. Buraya Lightwave logosunu koyuyorum. Görmek isteyen görür dedim. İkinciye koydum mutlaka. Onun dışında şimdi Illuminati bilemeyeceğim. Yani Illuminati konusunu bilmiyorum ama yani kesinlikle Yahudi lobisinin çok kuvvetli olduğunu biliyorum. Ve Zion, Mion bunların hepsi Yahudi direkt yani propagandası zaten var. Hollywood'da olmaması mümkün değil. Hiçbir filmde yok. Yani her filmde soyadı Mann'la bitiyor zaten. Kahramanlara bakarsak Wiseman, efendime söyleyeyim Bird'le biter, Mann'la biter, Iski'yle biter falan bunların hepsi zaten Yahudi politikasıdır. Yani, Superman, Batman. Superman'de tabii hepsi. Spider-Man. Yani, yani onların şey olarak, yapı olarak en büyük propaganda aletleri olduğu için o. Yani müzik ve sinema. Devamlı olarak kullandıkları bir mecra. Zaten ben onlara biraz da kızdığım için yani çok fazla ben bu konulara tartışmalara girdim orada. Çenem durmaz benim. Evet. Çenenize sağlık hocam. Durmaz. Ben o konularda şeyimdir ya. Pisim ya. Hakikaten. Boşu boşuna kendimi yakıyorum bazen. Ama yani çok da umurumda değil çünkü onlar genel anlamda bana muhtaç. Yahudinin de en büyük politikası olur. Yani benim işimi görsün de boş ver. Ne isterse söylesindir mantığı onun. Hani onlar öyle bakarlar işe. Sen yeter ki onun işini gör. Doğal olarak da devam eder. Ama evet. Yani bu mesajlar falan filan zaten gizli değil. Yani bunlar alenen yapıyorlar artık. Alenen yapıyorlar. Yani subliminal aramaya gerek yok. Peki hocam kaç ülkede gösterime girecek? Şimdi uzay kuvvetleriyle ilgili iyi haberleri vereyim size ben biraz da. Hani Türkiye'den önce Amerika'da girebilir. Amerika'dan Los Angeles'ta ve New York'taki sinema zincirleri var onların. İşte bir Quad, birisi de La Femme diye. Bunlardan bir hafta full gün gösterim garantisi aldık. Yani. Çok güzel abi. Evet. Bunlar çok önemli sinemalar. Çünkü neden? Bu sinemalara girmeyen filmler genelde Oscar'a aday olamaz Amerikan filmi olarak. Yani hocam siz o zaman Oscar'a göz diktiniz yani. Allah'ın izniyle. Ben hiçbir zaman şeylerimi sınırlamam yani. Olasılıklarımı sınırlamam. İstiyoruz tabii ki isteyeceğiz. Çünkü bu kadar emek verildi ve onlardan çok daha iyi iş yaptığımız kesin. Ama tabii ki bu biraz politika işi orası işin kısmı. Yani onda gene Yahudi politikası dönen bir
ülke olduğu için. Onlara ayrı bakıyorum. Bu başka bir konu. Ama önemli olan şudur. Bu benim ilk Oscar'ım değil ki. Ben bunları iki kere de aldım. 5 tane de mi aldım. Yani benim için çok uzak bir yer değil oraları. Hani onu öyle görmüyorum. Çocuklara da onu öğretiyorum. Yani çok uzak bir yer değil bunlar. İşinizi doğru yapın. Yani gelecekse zaten gelir. Yani biz öyle bakıyoruz. Gerekeni yapıyoruz. Ama en önemli kısmı şu. Amerika'da yani hiçbir film, şu ana kadar Türk filmi yok. Evet, Amerika'da hocam. Bu şekilde vizyona girmiş yok. Hani şöyle bir tane sinema kiralayıp işte gala yapıyorlar. Bir gecelik, gösterimlik falan şeyler yapılıyor ama bu bizle alakalı değil. Yani bunu direkt yani sinema grubu şey olarak koyuyor. Öğlen 1 ile gece 12 arası uzunluğuna göre 5 ya da 6 kere zaten filmin vizyona sokuyor. Ve bu bir hafta sinemada kalma garantili olarak yani kesinlikle getirdiler. Bunun yanı sıra Amerika'da Walmart dahil bütün büyük zincir mağazalara dağıtımını kabul ettiler. Video kiralama şeylerine dağıtımını kabul ettiler. Ayrıca işte bu Netflix'ti, iTunes'du bilmem neydi şunlar bunlar var ya hani o şey olan internet şeyli. Evet. Onlara da kesinlikle hepsine sunacaklarını garanti ettiler. Yanı sıra da televizyon kanallarına da sunacaklarını garanti ettiler. Ama televizyon kanallarını alıp almayacağı garanti değil. Onlara bağlı. Ama diğerlerinin tamamı %100 garanti. Avrupa yani, için nasıl hocam durum? Avrupa'ya da yollayacağız. Yani Avustralya'ya da yollayacağız. Büyük ihtimalle Avrupa-Avustralya olayı ayağı işin şey olacak tabii ki. Hani buradan giden Türk filmlerinin gösterimi tarzı olacak. Yani Amerika tarzı olmayacak. Yani Amerika'da gerçekten bir Amerikan filmi gibi girecek vizyona. Bir hafta kalacak. Eğer tutarsa devam edecek. Yani, ama bir hafta garantili olarak kalacaklar. Ama diğer Avrupa olayları tabii gurbetçilerin bildiğiniz hani diğer filmlerin gittiği şekilde gelecek büyük ihtimalle. Öyle düşünüyorum. Çünkü ona harcayacak ne emeğim yani şeyim var. Bir de yapamayız yani. Şimdi kalkıp Almanya'ya Almancasını şimdi bu film İngilizce çıkacak. Hani hem İngilizce hem Türkçe olarak çıkacak film ama yani kalkıp bir de Almancasını bir de İsveççesini bir de işte Hollandacasını falan bunlar lehçesini falan yapamayız. Öyle bir bütçemiz evet. Yok. Hocam inşallah umduğunuz her şey güzel olur. Yani başarırsınız. Ben çok inanıyorum. Gerçekten inanıyorum. Hani zaten şu an arkadaşlarım da yani bizi canlı şu anda izleyen arkadaşlar da Oscar için iyi temennileri de bulunuyorlar. Teşekkürler. Artı yani herkesin zannedersem şeyi budur. Şu anda izlenimi budur. Sizin bu kadar iyi niyetiniz ve emeğiniz hani Oscar alsa da almasa da hiç önemli değil. Şu anda bu videoyu izleyen ve izleyecek olan tüm Türk halkının bence Oscar'ını aldınız bile hocam. Tekrar elinize, emeğinize sağlık. Önemli olan o zaten. Yani önemli olan burası. Benim için önemli olan yer burası. Ha benim bu filmi yapmakta amacım, dışarıya çıkartmaktaki amacım yani Türkiye'de bu işlerin yapabileceğini göstermek. Çünkü şöyle bir şey var. Yani bugün ben çok görüyorum 3D sektöründen de böyle bir hazımsızlık yapanlar işte habire bunu söyleyenler var ama bir gün gelecek bana teşekkür edecekler. Çünkü bugün Amerika'dan herhangi bir film yapmak için yani Amerika'da yapmıyor artık filmlerin efektlerini. Yani Bulgaristan'a falan gidiyor bu işler çünkü daha ucuza geldiği için. Yani Finlandiya'ya gidiyor, Bulgaristan'a gidiyor, Kanada'ya gidiyordu. Kanada'da pahalı gelmeye başladı falan. Şimdi bu işler Türkiye'ye gelebilir. Anlatabiliyor muyum? Yani bir sonraki James Cameron'ın işi Türkiye'de yapılabilir. Yeni Zelanda'ya ne gitsin? Yeni Zelanda'ya gitti Avatar. Şimdi burada yapılabilir. Ama bunu yapabilmek için adam bir şey soruyor. Yani yaptığınız işleri bir görelim dediğinde Recep İvedik'i gösteremeyiz arkadaşlar. Yani gösteremeyiz. Bu olamaz. Yani orada kalkıp da olur mu? Yani bir işin yapılmış, gerçekten oturaklı bir iş yapılmış olması lazım. Bir şey en azından başlamış olması lazım bir yerlerinden. Gösterip de o işi alabilmek için. Yarın bir gün Türkiye'de bu işler yapılabiliyor diye yani herhangi bir stüdyoya ben izin vereceğim. Gerekiyorsa uzay kuvvetlerini gösterebilirler. Bu Türkiye'de yapılıyor arkadaş. Gelin yapalım diyebilirler. Böyle bir şey sorun teşkil etmiyor bu yani. Yeter ki o işi alıp yapsınlar ama düzgün yapsınlar. Anlatabiliyor muyum? Yani Türkiye'ye bu sektör girsin, bu sektör Türkiye'de ilerlesin. Onlar da gelip parayı burada harcasınlar. Mesele burada kopuyor. Çünkü yapıyorlar bunu. Ben Bulgaristan'dan çok geri gelen işi düzelttim. Yani orada darmadağın ettikleri, beceremedikleri işler çok oldu yani. Bize gelir, biz yaparız yani. Sonradan düzeltiriz falan filan olur ama yani neticede gidiyor. İşin parası o tarafa akıyor. Ve bu paralar küçük paralar değil yani. 50-100 milyon dolarlardan bahsediyorum yani bir ülkeye girecek. Her bir film için. Yani bence bu denemeye değer bir sektör. Kesinlikle hocam. Evet. Kesinlikle ve umduğumuz başarıya ulaşacağımızdan eminim ve bu sizin bu işlerin Türkiye'ye geleceğini, sizin sayenizde geleceğini de düşünüyorum.
Zaten şu an sadece bizi izleyenlerden bile bir sürü gönüllü arkadaşlar çıktı. Hoca ne olur biz de eğitim, biz de geliyoruz falan. Bundan sonra da gelecektir. Dolayısıyla hani eleman şeyi de yetiştirmeye şimdiden zaten başladınız. Ve yetiştirmeye devam edeceksiniz. Dediğiniz gibi yani en azından yazılım konusunda hani Türkiye bir Hindistan gibi olma durumu çok zor olsa bile şu politikalarla ve şirket mantalitesiyle inşallah animasyon sayenizde bu seviyeye gelir ve parmakla gösterilen bir ülke haline. Ya inşallah yani bizde de olur, inşallah yazılım sektöründe de bu olur. İnşallah. Yani çünkü mesela biz buradan sonra tabii filmin oyununu yapacağımız için hani o planlar olduğu için şu anda zaten bunları hani çok güzel bir haber hocam. Siz ben haberi yok mu senin? Yani benim var da yokmuş gibi davranıyorum. Ha, bir daha gazeteler bile yazıyor. Abi sen de şovmen oldun. Sağ ol. Gazeteler bile şey olarak tabii ki oyunun online oyununu bilhassa ben çok net düşünüyorum yani yapacağız. Bu olacak. Onun içinde oturup zaten konuşacağız tekrar hep beraber. Mobil oyunu da mimar hocamıza yazdırıyoruz, yaptırıyoruz. Mobil oyunu. Yani, tabii ki yani o kadro toplanacak çünkü ben genelde yani ben istiyorum o sektörün ilerlemesini bu konuda istiyorum. Yani bak ben Crytek'e baktığım zaman acayip gurur duyuyorum. Yani acayip güzel bir olay. Yani bakıyorsun açıyorsun o Crysis oynuyorum deli gibi. Crysis'i bir açıyorsun Türkçe mi de açmıyor diyor. Ya, Türkçe diyorum tabii ki yani başka bir şey olamaz. Ama orada o İngilizce opsiyonunu görmemek bile yani o oyunda büyük bir şey. Yani çok sevindirici bir şey benim için. Bu Crysis hocam Türkler mi yaptı? Türkler de orada almış galiba. Ne yapmışlar? Tamamen Türk yapımı mı yoksa ortak mı? Almanlar mı diye. Almanlar da ortak galiba. Tabii Almanlar da vardır içinde ama yani sahibi Cevat Yerli yani direkt Cevat Yerli diye geçiyor. Onlar iki kardeş mi ne öyle bir şey herhalde. Tam ben de bilmiyorum yani tanıdığım insanlar değiller. Ama çok süper geçen hafta konuştuk arkadaşlar onu geçen hafta. Yani, takdir ettiğim insanlar çünkü bir şeyler yapmışlar bu çocuklar. Ortaya çıkmışlar, kendilerini tanıtmışlar. Dünya oynuyor bu oyunu. Ve bunun Türkçesi var. Anlatabiliyor muyum? Yani bunlar çok önemli şeyler. Bence bunlar gelişim açısından çok 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 önemli şeyler. Bunlar yapılmak zorunda. Yani bu bazı şeylerin para olmadığını, bazı şeylerin artık hani bunu görmek lazım. Şimdi Amerika'da gidersiniz. Şunu söyleyeyim. Gidin Amerikan konsolosluğuna. Dedin ki benim bir fikrim var. Amerika'ya gidip orada yapmak istiyorum. Ama gerçekten bir fikriniz olsun yapılmamış. Gidin. Bakın size Amerikan vatandaşlığını orada veriyorlar mı vermiyorlar mı? Hemen hocam bir beyin göçünden zaten müzdarip bir ülkeyiz. Durun hocam. Ha işte şimdi buradaki mevzu şu. Amerika'da adam diyor ki bana diyor fikrin varsa gel ben parayı bulurum. Para buluruz. Para bulun. Basarız diyor parayı. Sen fikri getir. Fikrin varsa gel yanıma. Şimdi Türkiye'ye geliyorum. Tam Türkçe'de. Dünyada olmayan bir atasözü. Biz atasözü gibi kullandığımız bir laf var. Bana akıl verme, para ver. İyi. Kaç gün gidecek o para sana? Kaç gün gidebilir o para bize? Gitmez. Yani burada önemli olan hakikaten fikre değer vermek. Fikirleri değerlendirmek. Ben çok fikir görüyorum ya. Ben dünya kadar fikir görüyorum orada burada. Yani o mesela o Elif denen kızımız vardı ya o şeyde. Hatta ekşicilerle de onda tartıştım. Yani abi nasıl bir gurur meselesidir ya? Nasıl bir gurur kaynağıdır o ya? Nasıl bir beyinsin sen ya? 12 yaşında kız kalkacaksın. Bunun aklımın ucundan geçmez yemin ediyorum. Ya geçmez ya. Sen nasıl bir zekasın yani? Nasıl bir deha bu ki? Ya nasıl harcanabilir o? Şey kalsın burada harcanır. Maalesef öyle. Demek ki içimizden çıkabiliyor hocam böyle şeyler. Böyle. Ya dünya kadar çıkıyor çıkmaz olur mu? Evet evet hocam. Doğrudur. Bizim hocam, sektörde bile yani var. İşte Can Tarcan var. İşte efendime söyleyeyim şey var. Kürşat Karataş'ı var. Ya Seagraph'da yanıma mesela şey geldi. Ernest Chang geldi. Bu da böyle Peacemaker falan biz onunla beraber çalışmıştık filmlerde. Kendisi Çinlidir. Geldi yanıma dedi benim bir de şeyim dedi stajyerim dedi seninle tanışmak istiyor. Dedim hangi vesileyle? Dedi o da Türk ondan dedi. Aa iyiymiş dedim. Baktım Yasemin diye bir kız pırıl pırıl bir şey. Bizim mesleği öğreniyor. Dedim hemen bundan her boku öğreniyorsun geliyorsun Türkiye'ye. Tamam öğrenemedik. Kız olur dedi ya. Yok bu Seagraph 2-3 ay evvel ya Amerika'dayken ben işte gittik ya Hollywood'a. Yani orada dedim hemen öğreniyorsun bu kıyardan her boku geliyorsun. Ondan sonra dedim ben hallediyorum gerisini. Sen dert etme dedim.
O da gülüyor. Yollamam ben stajyerimi diyor. Sen dedim karışamazsın. Bu işlere milli meseleler bunlar. Hocam İngilizce mi söyledim bunu? Türk de söyleseydin İngilizce söyledim. İngilizce söyledim. Bari. Yok İngilizce söyledim ya. İngilizce söyledim. Ya niye Türkçe söyleyeceğim? Anlasın ya. Hocam bir soru var. Kanal D'deki koca kafalardaki animasyonlar nasıl yapılıyor? Hangi programlar kullanılıyor? O grafite bunlar bir şeyleri var. Onlar iki boyutlu. Onlar iki boyutlu. Onlar genelde post prodüksiyon programları, yani After Effects falan gibi şeylerde kullanıyorlar herhalde onları. Ben seyretmedim ama reklam olarak bir iki yerde gördüğümü hatırlıyorum. Yani haberlerden önce yayınlanıyor. Evet. Şahin Hocam, sizin bu film sinema mantalitesiyle soruyorum. Hani üç boyutlu mu izleyeceğiz o gözlüklerle evet, falan? Evet. Üç boyutlu. Gözlüklerle izleyeceksiniz. Zaten şu andaki en büyük soru, hani vizyon tarihiyle ilgili sorunumuz var dedim ya. En büyük hı-hı sorunumuz oydu. Şimdi biz bunu daha önce çıkartmamamızın sebebi yeterince sinemanın 3D'ye geçmiş olmamasıydı. Yani ekipmanları yoktu. Şimdi daha çoğaldı onlar falan filan tamamladılar. İşte ekipman sayısını falan. Fakat şöyle bir gerçek oluşuyor orada. Şimdi Yılmaz Erdoğan kalkıp film yaptığında ben bunu dijitale gireceğim dediğinde sinemacının kalkıp ya da dağıtımcının kalkıp arkadaşım senin filmin zaten analog bir film. Dijitali işgal edemezsin sen demesi gerekirken onu vizyona sokuyor. Doğal olarak ne oluyor? Ya diyor o Yılmaz Erdoğan diyor. Sen açıkta kalıyorsun. Ya ama benim filmim dijital. Ben 35'e giderim. Giderim gitmem değil ama 35'e gidersem o zaman benim insanım bunu 3D seyredemez ki. Yani benim ona ihtiyacım var. Onu çektiği analog. Yani zaten iPhone'la çekiyorsun. Yani işin neti bu. Yok ama öyle olduğu zaman tabii ne oluyor? Biz de diyoruz ki peki o zaman bekleyelim. Onun da keyfi bitsin. Biz çünkü ya bana insanlar Hatay'dan yazıyor ya. Savaş. Hatay'da bilmem nereden abi burada diyor seyredebilecek miyiz? Evet. Şimdi diyorum ki ne yapalım? Tır mı götürelim? Ne yapalım? Bu insanlar nasıl seyretsinler bunu? Yani her yerden yazıyor. Yazıyorlar. Gazetede görüyor. Televizyonda seyrediyor. Bilmem ne yapıyor. Teaser'ı görmüş. Meraklısı çok. Yani adam diyor ya biz bunu nerede seyrederiz abi diyor. Ya, diyorum ki bakacağız çocuklar. Yani şimdi ben de bilmiyorum kafadan Hatay'da sinema var mı? 3D'si var mı? Hani bunları bilemem. Ama hani gerekirse bilmiyorum. Bir sponsor falan buluruz. Bir tır yaparız. O sponsorla gezer yani. Ne yapayım? Evet. İnsanlar yayın vizyon tarihi hala Türkiye için net değil galiba değil mi hocam? Orayı ben yok ben 23 Nisan'ı düşünüyorum. Çünkü 23 Nisan güzel bir tarih aslında. 23 Nisan'ı benim ortağa da bastırdım dedim Emre'ye dedim bak 23 Nisan yapalım gel ara burada tarih yapma. Hani şimdi Şubat çok dolu olduğu için giremiyoruz değil de sokmuyoruz. Çünkü hakikaten 20-30 tane salona girsen ne olacak girmesen ne olacak. Ama Mart'ta da seçimler olduğu için problem var. Biliyorsunuz yerel seçimler var Mart'ta. Ben dedim 23 Nisan'a girelim en güzeli hem çocuk bayramı hediye gibi olur. Yani güzel bir tarih olur. O zamana girelim. Ne yapayım? Başka bir şey düşünemiyorum. Bazı şeyler bizim elimizde değil. Vizyondan önce gala... Kesildiğini onu anlamadım. Vizyondan önce... Gala yapacak mı? Gala gösterim yapacak mısın? Bir? Paramız yeterse yapacağız. Tamam bizi davet etmeyi unutmazsınız. Biz davet edersiniz hocam. Gideriz. Paramız yeterse sizi de davet ederiz. Ama hocam yani gelirim hocam. Yani gelirim yani. Ukrayna'dan bir gelirim hocam. Yani sırf benim için gelirim. Mimar hocam da Ukrayna'dadır Şahin öyle hocam. Mi? O da tabii Türkiye'de pek kendisine uygun bir şekilde çalışabilecek bir yer bulamadığından dolayı Ukraynalarda şey yapıyor. Yani hani yazık. Biraz önce konuya bağlamaya çalışıyorum. Yazık hocam. Hocama dediğiniz sonra Japon'a dediğiniz gibi ben de burada Ruslardan birçok bir şey öğrendim. Ama evet. Daha sonra bir geleceğim inşallah. Ya biraz daha dayan şu film çıksın da eğer hani hakikaten kısmeti iyi olursa gerçekten. Şimdi bizim amacımız hani ben Walt Disney'in dediği gibi hani Walt Disney ilk başladığı zaman bu işe şey demiş. Hani biz para kazanmak için film yapmıyoruz. Film yapabilmek için para kazanacağız. Eğer bir film daha yapacak parayı çıkartırsa hakikaten bu film biz gene gireceğiz bu işlere. Gene devam edeceğiz. Çocuklar şey dedi yani abi yapmasa ne yapacağız? Dedim o zaman abicim 2,5 sene daha bu şartlarda çalışacağız yani. Başka bir şey yapamayız. Yenisini yapacağız. Bir tane daha koyacağız. Yani çünkü bunun başka bir yolu yok. İstikrarsız, yani istikrarlı olmazsa bu iş yürümez. Yani güzel yani, olduktan sonra güzel bir ürün arkası gelir. Değil mi hocam? Mesela hani var ya işte Buz Devri, Aslan Kral. Evet. Ondan sonra işte Cesur Balık, işte nedir? Kayıp Balık, Memo falan. Memo. Hani güzel seriler var. Önemli olan güzel bir ürün ortaya çıkması. Yani arkasından zaten... Sigraf'a gittiğimde
3 gün ben konuşmadım. 2 gün workshop yaptım. Hani şeyleri gösterdim. Var zaten videoları. Bir günde film hakkında konuştuk. Film hakkında konuştuğumuz günü DreamWorks'ten geldiler bana. Turbo'nun yapımcıları. Dediler ya bir yemeğe çıkaralım seni falan konuşalım. Olur dedim. Gittik yemeğe. Şimdi adamların yüzü böyle bembeyaz. Bana dedi ki ya dedi hani şimdi delisin diyeceğim. Ayıp olacak yani. Yanlış anlayacaksın ama yani bu çılgınlık dedi yani bu yaptığın senin falan. Dedim olabilir yani sorun değil. Hani istediğini söyleyebilirsin dedi. Ya dedi nasıl bir cesaret ki yani bizim dedi Turbo dedi en ucuz filmimiz. En yani kalitesiz en ucuz mal ettiğimiz film dedi. Para yapmak için yaptığımız bir iş. Görsel efekt kadrosu 40 kişi dedi. Yani bırak dedi animasyonu falan geçiyorum. Sen dedi nasıl dedi 8-10 çocukla bu yola çıkabiliyorsun orada dedi. Ve dedi sen nasıl bu kalitede iş çıkarabiliyorsun? Yani adam hayret et. Çünkü gerçekten uzay kuvvetlerine bakarsanız Amerika'da yani bir Final Fantasy vardı. 2000'li yıllarda denenmiş bu konuda. Parasını çıkaramadı. Bir de arkasından Beowulf yapılmıştı parasını çıkaramadı. Öyle büyük masraflar ettiler ki yani Final Fantasy 2000 yılında 99'da başladılar yapmaya $220 milyon harcadı. $70 milyon kazanabildiler. Parasını çıkaramayan batan iş haline geldi. Ki sinema tarihi bir film olmasına rağmen. Ama yani sen nasıl cesaret edebiliyorsun? Ben de biliyorum işte bu budur yani. Çünkü DreamWorks'te Pixar'da bu filme yani Uzay Kuvvetleri gibi bir kalitede bir film yapmayı cesaret edemez. Yani onlardaki bakarsa çizgi film gibidir. Hep böyle kartun tarzı, böyle hareketler yani gerçekçi değil. İşte tiplemeler, işte burunlar büyük, ağızlar büyük. Çünkü bunların genelde seyirci daha bağışlayıcı olarak seyreder. Karikatürize seyreder. Eleştirmez bizi eleştireceği şekilde. Hani bize gelen bakıyor. Adam diyor ki ya işte sanki ifadelerde şey mi yani falan. Ya diyorsun ki adama tabii ki senin yüzünde milyonlarca kas var. Damar var bilmem ne o ifadeleri yaratan. Bunu senin benim kullanacağım bilgisayarın RAM'i belli bir yere kadar gider onu destekleyebilecek. Ki bu oyunlarda da geçerli. Her yerde geçerli. Kim yaparsa yapsın bu işi. Hani doğal olarak bizim yaptığımız iş kalitesindeki işi oyun sinematiklerinde görürsünüz. Onlar da 2 dakika 3 dakikadır zaten. 90 dakikalığa gidemez. Ve bunun yanı sıra da tabii 3D'si imkan yok. Yani 3D film yapmak demek her şeyi en az 2 kere yapmak demek. En az 2 kere. Yani postu da 2 kere, işin şeyi de 2 kere, bütün her şeyini 2 kere yapmak demek. Ve valla çok gurur duyuyorum bizim 3D'mizde. Şimdi mesela Star Trek'e gittik, biz 3D IMAX'te seyrettik. Yeni çıkan Star Trek'e. Ben kafamı falan eğdiğimde böyle kaçıyordu 3D. Kırmızı maviler karışmaya başlıyordu falan. Hani bizimkine bakıyorum ben burada, kafamı bambuda kalkıyorum falan. Hiçbir şey yok. %100 3D yani, real değil. Hiç şeyi yok, sorunu yok. Baş ağrısı falan da yapmaz. Bayağı bir uğraşıldı ama gerçekten güzel duruyor. Yani çok beğenecek. İnşallah hocam emeğinizin karşılığını alacaksınız. Bizler de çevremize yine tabii bunu ilan edeceğiz. Linkini vesairesini, fragmanını. Fragmanı daha çıkacak mı hocam? En son bir fragman daha çıkaracağız. Tabii aslında Amerika gibi yapıp daha çok fragman çıkartmak lazımdı. Ancak tabii bizim orada ne insan olarak o kadar bir kaynağımız var. Hani yani birine vermek lazım o işte. Al bunu yap demek lazım ama tabii biliyorsunuz yani bunların hepsi adam makineci artık falan filan. O adamlar başka işlerle uğraşıyor şu anda. Doğal olarak o yüzden çok fazla fragman konusuna çok giremedik. Yani iki tane çıkarttık. Bir tanesi zaten filmin baş şeyinde çıkartmıştık böyle daha. Hani bir film yapıyoruz demek için çıkarttığımız bir fragmandı. Yani bir tane de Seagraph için çıkarttık. İngilizce olanı çıkarttık. Nitekim işte şimdi bir tane de filmin çıkacağına işte yakın son fragmanı çıkaracağız. Bu film böyle. İnşallah bir dahakine çok zengin oluruz. Değil mi hocam? Aslında şey, mesela fragman bile büyük bir iş. Hani kısa bir şey, 2 dakika, 3 dakikalık bir şey. Mesela o fragmanda bir özet kısım vardır, seslendiren kişi. O fragmanda özetini anlatır aslında. Nedir tabii bu? Tanıtım yapar. Ve seslendirme sanatçısıyla bir anlaşmanız, görüşmeniz olur. Şimdi seslendirme kadromuz bizim çok iyi. Yani tiyatrocuları seçtik biz. Bunu da sağ olsun Aydoğan Temel yaptı. Hepiniz bilirsiniz onun sesini. Televizyon dizilerinden şuradan buradan çok iyi bir ses kendisi de. Yani Nurlaş yönetmenimiz o yaptı. İnanılmaz bir kadro kurdu. Yani biz stüdyoya girdiğimizde adamlar şunu dedi. Abi bu adamlar kaç paraya mal oldu ya? Yani siz bu adamları nasıl bir araya getirdiniz? Bunlar parayla bir araya gelmez dediler. Bilmiyorum tabii aralarındaki husumetler falan nedir şey olarak ama bizim için girdiler sağ olsunlar çocuklar. Hepsi girdiler ve çok büyük keyifle yaptılar. Çok güldüler, eğlendiler. Yani öyle bir oldu ki işte bir tanesi girdi çıktı şeye diyor ya diyor bir girdin çıkamadın dedi Sungun abi o dedi ben Murat Kaptan'ı yaptım oğlum senin gibi kıytırık karakter mi yaptım falan muhabbetleri böyle gülmekle ölürsünüz yani o ya, çekimde bile beni diyor Sean Connery yapacak onun için diyor Amerika'ya gittiğinde şöyle yapmam lazım böyle yani bayağı eğlenerek yaptılar.
Ve her seferinde şey yaptığımızda ki gene tekrar dublaj yapılacak film bittikten sonra. Bizim aldığımız şu andaki dublajlar şey için, ağız hareketlerini tutturmak için yaptığımız bir hani ilk ana dublaj yaptık. Şimdi bir de daha duygulu, daha şeyi vererek, aksiyonu da seyrederek. Çünkü ilk yaptıkları dublajda bir şey seyretmediler. Senaryodan gittiler. Ama şimdi onları da yapacaklar. Çok, ben çok keyifli olacağını düşünüyorum onların. Yani çok eğlendirici olacak. Ve gerçekten çok güzel. Yani konu içerisindeki Türklük, insanlar bunu çok rahat algılayacak. Yani demli çay muhabbetlerinden kokoreçe kadar ne ararsanız var Türk olarak. Yani. Gerçi ben de merak ettim senaryoyu ama tabii o gizlidir muhakkak. Söylemesin hocam yani. Söylemem ben. Hocam süremiz doldu. Şahin hocam son olarak bir soru sorayım ben. Buyur. Hocam sadece bilgisayarı mı kullanıyorsunuz yani işte bu yani animasyonları yaparken yani veya da yani bir başka böyle bir makineleriniz de bir var mı hocam? Şimdi bilgisayarlar tabii ki işin ana şeyi, ham maddesi diyelim. Biz bunun yanı sıra Türkiye'de bulunmayan sistemler getirdik. Motion Capture sistemi getirdik. Motion Capture sistemini açıklayayım anlamayanlar için. Bu bir teknolojik sistem. İnsana giydiriyoruz. Ve bunu giydiği zaman onun hareketlerini, gerçek hareketleri kaydedip karakterlere aktarabiliyoruz. Hareketler daha gerçekçi olsun diye. Yani tamamen hareketlerin gerçekçi olması için yaptığımız bir sistem. Şimdi bizim getirdiğimiz sistem aldığımız dönemde diyeyim yani çok da bir şey değişmedi o dönemden bu döneme ama dünyanın en gelişmiş sistemlerinden bir tanesiydi. Yani Avengers diye bir film geldi ya o Yenilmezler. Onda Iron Man 2'de işte bir sürü de filmde artık ne var liste gidiyor. Filmde kullanılan sistemin aynısı bu. Türkiye'de olmayan bir şeydi. İyi tarafı bunun stüdyo bağımlı olmaması. Yani direkt wireless hiçbir stüdyo olmadan direkt her yerde çekim yapabilmeniz. Yani adama sen şu parkta koş diyorum o video koşuyor orada ben burada çekebiliyorum. O kadar rahat bir sistem ve kaliteli bir sistem. Bunu getirttik. Türkiye'de yoktu bunlar. Tarama sistemleri, 4K tarama sistemleri ki tarama sistemleri de şu. Yani gerçek insanın yüzünün gözeneklerine kadar tarıyorsunuz. En ufak gözeneklere kadar. Ve onu karaktere aktarabiliyorsunuz. Gerçekçiliği artırmak için. Bu sistemleri getirdik. Şimdilik bunlara paramız yetti. İnşallah bir dahaki filmde daha başka sistemler de var getirmek istediğimiz. Hani Türkiye'ye eklenmesi gereken olmayan ama bunlar tabii biliyorsunuz bir günde olmuyor. Şahin hocam çok özür dilerim arkadaşlar. İki saat dolmak üzere her an yayın kesilebilir. YouTube kesiyordu yani 2 saat içerisinde. Yayın kesilirse arkadaşlar kesilirse bu kadar. Herkesi öpüyorum. Teşekkür ediyorum. Evet, hayır hocam. Sağ olun, var olun hocam. Siz de çocuklar, siz de. Ağzınıza sağlık. Çok sağ olun hocam. Çok sağ olun hocam. Davetimizi kabul edip geldiğiniz için. Rica çok değerli bilgilerle aydınlattınız bizi. İnşallah ofisinizde ziyarete geleceğim hocam. Bekleriz. İnşallah geleceğiz beraber. Değil mi sorusu? Zaten güvenlik işlerini yapacaksınız. Savaş gelip de. Hallederiz hocam. Sana hakikaten çok ciddi bir şey soracağım. Onu da şu yapılmış. Bizimki UK 2911 diye geçiyor ya. Evet hocam. Uzay Kuvvetleri 2911 ismini almışlar ve bir porno sitesine yönlendirmişler. Bize de telefon açıp bize size satarız falan gibi bir muhabbet yaptılar. Onu galiba bilişime falan şikayet etmek gerekiyormuş. Onu oradan çevirmek için. Hocam onu tipe söylemek lazım. BTK'ya bildiririz hocam. Yani, onu konuşuruz hocam. Onu bir konuşalım çünkü ben ne yapacağımı bilmiyorum o konuda hakikaten. Kolay öyle. Tip yapıyor hocam onu. Türkiye işte İletişim Bakanlığı var hocam. Öyle. Aha. Onlar ilgileniyorlar orada öyle şeyler hocam. Tamam. Onu hallederiz hocam. Tamam. Son sözleri alalım tekrar ve kapatalım. Vallahi hocam çok güzeldi. Sağ olun, var olun hocam. Siz de sağ olun çocuklar. Çok teşekkür ederim. Çağırdığınız için teşekkür ederim. Davet için çok uğraştığınız için teşekkür ediyorum. İnşallah herkesin iyi projeler ürettiğini görmek istiyorum. İyi projelerle çıkmasını istiyorum. Ben herkesin arkasındayım bu konuda. Yani bunu da net söyleyeyim. Yani iyi bir şey yapmak isteyen herkes bana ulaşabilir. Elimden geldiği kadar, gücümün yettiği kadar mutlaka arkasında dururum. Şahin hocam, burada şöyle bir söz almam mümkün mü senden? Eğer bu film patlarsa, umduğunuzdan daha iyi bir ciro yaparsa, bu bütçenin küçük bir kısmını yazılım girişimlerine yatırımcı olarak ayırmayı planlar mısınız? Tabii ki şey bile yaparım. Hibe bile ederim. Ne olacak ki? Eyvallah hocam. Yeter ki iyi projesi olan. Yani ben bunu söylüyorum. Ben gerçekten yani bu iş sponsor benim anladığım bir şey olur. Ya, ne gerekiyorsa odur. Yani benim için fark etmez bu. Sponsorluk falan değil meselesi. Meselesi o projenin ortaya çıkmasıdır. İyi ya da kötü, başarılı ya da başarısız proje çıkmalı ortaya bence. Yani benim param olsa ben kesinlikle yatırırım. Kesinlikle veririm yani. Sorun harika. Olmaz. Tamam hocam.
Tamam. Teşekkürler. Ağzınıza sağlık hocam. Biz İnşallah her şey gönlünüzce olur. Çok sağ olun. Çok var olun hocam. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar hocam. Evet arkadaşlar, kapatıyoruz. Son cümlelerimiz neydi? Mutlu kalın, kodla kalın. Bilişimden korkmayın.